sen İstanbul'un neresindensin? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kıymetli seyircilerim. ATV ekranlarında Esrar Oda programından sevgi ve saygıyla selamlıyorum sizleri. Aynı zamanda stüdyoda bulunan kıymetli konuklarımı hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hemen de söylemek istiyorum. Dün basında sıkça ve sosyal medyada yer alan bir haber var. Eminim dikkatiniz çekmiştir. Bağcılar'da bir sucunun çocuklara düzenli ve sistematik bir istismarı ile ilgili haber yayıldıktan sonra aslında hepimizin kanı çekildi. Bu tarzdaki haberleri okumaya inanın tahammül edemiyorum ve benim gibi herkesin aynı duyguya, düşünceye sahip olduğunu farkındayım. Ama şunu söylemek istiyorum. Defalarca programda dile getirdik. Daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki konuşmamda şunun altını çizmiştim. Çocuklarımız okula geldiklerinde onların sadece bilgiyle donatılması değil, ruhsal dünyalarındaki o değişimlerin de farkına ilk varacak olan eğitimcilerimizdir demiştim. Sadece eğitimcilerimiz değil, her şey aslında ailede başlıyor. Evlerde, okullarda, sosyal çevremizde çocukların bakışlarından, davranışlarındaki değişimleri gözlemlediğiniz dakikada sizlerden ricam, lütfen bir yetkiliye haber verin. Yani çocuklar, engelliler ve yaşlılar en savunmasızlar. Onlar kendilerini koruyamazlar, o çığlıklarını duyuramazlar, kendilerini ifade edemezler ama onların davranışlarındaki değişimleri, yetişkinleri onları tanıyan ve çevresindeki insanlar fark edebilir. Bu konuda lütfen her çocuğun, her yaşlının ve her engellinin sesi olun. Beni ilgilendirmez dediğiniz şey bakın bugün hepimizi ilgilendirir duruma geldi. Sustuğumuz her şeyin inanın altında kalırız. O sustuğumuz her şey o yapılan suça aslında ortak olmaktır. Lütfen bunu unutmayın. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin çığlığı, sesi ve onların yaşantılarının, düzenlerinin, sağlıklı büyümelerinin lütfen farkında olun. Herkesten en büyük ricam bu. Bunu bir an önce söylemek istiyorum çünkü okumak istemiyorum, karşıma çıkıyor. Okumak istemiyorum, karşıma çıkıyor ama benim bundan kaçmam değil. Benim bir görevim varsa hepimizin görevi var. Yaşadığınız evde, yaşadığınız mahallede hepimizin görevleri var. Tanıdığımız çocukların korunması konusunda hepimizin çok önemli görevi var. Yok saymayın, görmezden gelmeyin. Rica ediyorum. Bunu yapanın da herhalde en ağır cezayı alacaktır ama insan tabii çok daha büyük ağır cezaların çekmesini istiyor. Hepimizin ortak niyeti bu. Hoş geldiniz. Şimdi mesela kadın muhtar adaylarımız var. Benim de sizlerden görevim lütfen mahallenizdeki kadınları seçildikten sonra örgütleyin. Düzenli programlar yapın. Aile içi şiddet, çocuk istismarında nelere dikkat edilmesi konusunda lütfen bilgilendirme, bilinçlendirme toplantıları yapın. Çünkü o mahalleye en yakın olan sizlersiniz. Hoş geldiniz siz de. Nereden adayız? Ben Bayrampaşa'dan geldim. Ekibimle beraber. Kartaltepe Mahallesi Muhtar Adayı Esra Cebeci. Teşekkür ederim. Kartaltepe'mizde ilk kadın muhtar olmak için yola çıktınız. Yola çıktım, evet. Bravo. İnşallah olacağım. Olacaksınız olacağım. Olmamanız için bir sebep güzel, var mı? Aynen. Güzel Kartaltepe'min güzel insanlarından desteklerini istiyorum. Biz de buradan sevgiler gönderiyoruz. Evet, her zaman söylüyorum. Kadın eli değerse dünya değişir. Kartaltepe'miz güzelleşir diyorum. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Bir de Giresun Karabulduk dernek başkanımıza ve Çankırı Marufluları Dernek Başkanı'na buradan selamlarımı söylüyorum. Destek Peki. oldukları için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nereden adaysınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Hangi mahalleden adaysınız? Bağcılar Güneşli Mahallesi. Muhtar adayı Duygu Bozdemir. Tam da olay Bağcılar'da gerçekleşti. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 1990 doğumlu Güneşli'de doğdum. Üç çocuk annesiyim. Çok güzel şeyler düşünüyoruz inşallah. İlk adaylığınız? İlk adaylığım. Geçen dönem azalığım olmuştu. Çok güzel yorumlar almıştım. Çok güzel destekler gördüm özellikle bayanlardan. O yüzden böyle bir atılım yapalım istedik. Bravo. Tabii bu atılımı yaparken önce söylemeden direkt eski muhtar amcamızın yanına gittik. Onun oradan güzel, destek aldınız. Tabii ki. Onun yanına gittik, elini öptük, iznini ve rızasını istedik, desteklerini istedik. Ondan sonra açıkladık. Vallahi hepinizle gerçekten gurur duyuyorum.
Yani mahalleli ekranda şu anda izliyorsa o mesajları alıyor Kartal ve Bağcılar'da. Sonuna kadar destekliyoruz. Sizlere de yolunuz biz açık de olsun. Biz de mahallemizin güzel nadide insanlarından destekler bekliyoruz. Hepsini çok seviyorum. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bize ayrıcalık gösterdiğiniz için. Yani inanın bunu bir görev gibi değil. Gerçekten sizlere destek olmak için yapıyorum. Hediyeleri sonra alayım. Önce çiçekleri alsam. Tamam, olur değil mi? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çiçekleri alırken ilk konuğum bir anne baba. Kamile Akdeniz geliyor. Kayıp olan oğlunu aramak üzere geldi. Bugün annemiz burada. Babamız nerede sorusunun cevabını biraz sonra vereceğim sizlere sevgili seyirciler. Önce Kamile teyze buyursunlar. Mustafa Akdeniz'i arıyoruz demişsiniz. Ne oldu da oğlumuz evi terk etti? Şehirden köye düştük ya. Sen şey kötü kadısın diye bam bağırdı komşum. Saygınlığımız kalmadı. Kayıp Mustafa köyde annesine atılan iftiralardan mı kaçtı? Bir ara Antalya'ya işi gitti. Ondan sonra irtibatı kesti. Mustafa iki aydır kayıptı. Esra Erol bir günde buldu. Kayıp olan oğlunuz Mustafa'yı bulduk. Teşekkür ederim. Sakin. Caner sabah saatlerinde Antalya'ya gitti ve şu anda oğlunun kalmış olduğu pansiyonu buldu. Biz ilk geldiğimizde Mustafa Akdeniz'de tam şurada oturup çay içiyorduk. Ailesiyle ilgili ölürler de kurtulurum dedi. Sonra kendisinden hiçbir cevap alamadık. Kimseyle konuşmuyor, hiçbir soruya cevap vermiyor. Odasına doğru gitti. Hiçbir şekilde görüşmek istemediğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söylememizi istedi. Kendisi çalışıyor mu, bir işe gidiyor mu? Kendisi çalışmıyor diye. Devamlı odasında da diyorsunuz. Tabii aynen. İlk gördüğümde zaten perişan haldeydi. Üstündeki kıyafet çok kötüydü. Hatta bir eşofmanı vardı, eşofmanı yırtıktı. Buradaki esnaflara sorduğumuzda her gün alkol aldığını, odaya gelip kendisini kapattığını söylüyorlar. En önemli nokta da yan ayak geziyor diye buradaki esnafların iddiaları var. Onu öyle görenler var. Mustafa Akdeniz sadece annesini suçlayıp annesiyle ilgili kötü cümleler kurmuş. Anladığımız Mustafa'nın annesiyle ilgili sorunları var Esra Hanım. Biz hatamızı dersimizi aldık Mustafa. Gözünü seveyim gel. Sen ne gerekse onu yapacağım. Gel. Yeter ki gel paşam. Mustafa'm üstümü çiğne. Ağzımı açmayacağım Mustafa'm gel. Kamile Hanım burada. Baba Gürsel Bey şu anda Antalya'da Caner'in yanında. Çünkü dün oğlu konuşmayı reddetmişti. Bugün Antalya'ya Caner'in yanına uğurladı kendisini. Caner'e döneceğiz hemen. Antalya'da Mustafa ile ilgili bir gelişme var mı? Mustafa bu görüşmeyi kabul etti mi? Babasıyla görüşecek mi? Sendeyiz Caner. Evet Esra Hanım, Antalya'dan sevgiler. Sizin de söylediğiniz gibi Mustafa'nın babası Gürsel Bey yanımıza geldi. Çocuğuyla görüşmek istediğini bize söyledi. Biz de onu dün gece otobüse bindirdik ve bugün sabah saatlerinden itibaren yanımızdaydı. Dün yayından sonra biz Mustafa Akdeniz'de tekrardan görüşmek istedik. Saatlerce otelin önünde bekledik. Belki çıkar onunla görüşüp ailesiyle 5 dakikada olsa görüşmesini isteyecektik kendisinden. Ama kendisi dünden beri odadan çıkmıyor. Kendisini şu an odaya kapatmış durumda. Otelin sahibinden de birazdan yukarıya çıkmak için izin alacağız. Şu an kendisi burada yok. Ama şu an kameraman arkadaşım Şükrü'nün çektiği en üst kattaki en sondan üçüncü camı açık olan oda Mustafa Akdeniz'in kaldığı oda. Baba buradan kendisine seslenmek istediğini bizlere söyledi. Birazdan baba Mustafa'ya seslenecek. Belki Mustafa bugün televizyonu açmıştır. Çünkü iddialara göre Mustafa 4 ay burada kaldığı sürece hiçbir şekilde televizyonu dahi açmıyor. Odadan kendisi çıkmıyor. Sadece akşamları dediğimiz gibi 5-6 şişe alkol alıp bu odaya gelip kendini kilitliyor Esra Hanım. Abi oğlunu aylardır görmüyorsun. Oğlun şu an bu pansiyonun en üst katındaki şu gördüğün camı açık olan yerde 4 aydır burada kalıyor. Evet. Neler hissettin şu an geldin? Oğlunun kaldığı yeri gördün. Oğlumun kaldığı yeri görünce yüreğim parçalandı. Onu bir an önce buradan kurtarıp evi götürüp Esra Hanım'da tedavi ettirmek istiyorum. Her türlü psikolojisini düzeltmek istiyorum. Sağlığına kavuşsun, gezmeye gideceğize yine gitsin. Antalya'ya gelecekse yine gelsin ama önce kendini psikolojisine düzeltecek. Tabii ki. Oğlum Mustafa! Dur, bir dakika. Mustafa! Mustafa Akdeniz! Oğlum! Mustafa! Mustafa! Paşam!
Mustafa'm gel. Mustafa'm utanacak bir oğlum, şeyimiz yok. Gel. Oğlum pencereye çık pencereye. Gel Mustafa'm, ablamız açık, kafamız dik. Mustafa'm çık, pencereden Mustafa'm. Çıkmıyor. Çık. Aşağı inmesen çık, pencereden suç beraber. Çık, suçlatılır Mustafa'm. Bizim utanacak bir şeyimiz Mustafa. Yok. Mustafa. Utanacak, utansın Mustafa'm gel. Mustafa oğlum. Mustafa'm gel. Esra Hanım ben şunu da söyleyeyim. Bir dakika abi. Utancı şunu söylemek istiyorum. Dün yayınımızda... Gel Mustafa'm çık. İzlenimlerimizden bir birisi de kendine zarar verebileceği yönündeydi. Şimdi dinliyoruz. Kendine şimdi. Zarar vereceği yönünde iddialar vardı Esra Hanım. Şu an bize tedirgin olduk. Yani bir baba buraya geldi camdan. Ha, camı kapattı Esra Hanım, evet. Şu an durumu iyi. Belli şu an camı kapattı. Kapattı. Ben tedirgin olmuştum. Kendine evet, zarar vermiş olabilir diye ama. Yürüyeyim. Şu an pencereyi kapattı. Demek ki seni duyuyor abi. Evet, bir daha seslen oğlum. O an gördünüz Mustafa, mü camı oğlum. Kapatırken? Pencereye çıkmıyor. Aç pencereye. Mustafa biz orada denizlerden koşuna mı gidiyor? Mustafa çık. Mustafa. Ağzımıza çık. Biz çok eziyet olduk Mustafa. Pencereyi aç bir oğlum. Sadece. Oğlum elini gördüm, pencereyi aç. Mustafa! Bu arada ikinci kez aslında camı kapatmaya yeltendi. İlkinde gördük mü? Ben yalnız geldim. Pencereyi aç. Yok. Mustafa çık. Ben istemiyorsam kolunu seni görmeyecek. Orada, kapattı. Çık. Kolu kilitledi. Hayat pencereyi yapma, kilitledi. Mustafa. Ama seni duyuyor baba. Ben evet, istemiyorsam duydu. Tabii razıyım. Ya televizyonu açmasa da seni şu an evet, duyuyor. Evet benim burada olduğumu biliyor. Benim burada olduğumu biliyor. Çünkü ben, pencere kolunu güzel kapattı. Güzel abi otel sahibi geldi. Ben sana mikrofonu vereyim. Ben bir gideyim. Yukarıya Mustafa çıkmak için otel sahibinden izin alayım. Çık. Hemen geliyorum Esra Hanım. Otel sahibi şu an ileride. Gürsel Bey de beni mikrofona. Duyuyor. Kamerayı ben izin da görebilir. Alayım. Yukarıya çıkalım biz. Yukarı tamam. Çıkacağım. Tamam. Kameraya doğru dön. Gürsel amca beni duyuyorsun. Bu arada sevgili seyirciler. Ben... Şimdi aslında Mustafa 35 yaşında. Yani iki üniversite okumuş. Bir mühendislik fakültesinde iyi de bir bölüm okumuş. Ardından işletme fakültesini bitirmiş. Ailesiyle beraber Manisa Sarıköy'de yaşayan, kendi hayatını sürdüren bir delikanlı. Ama ne olduysa son özellikle de 1,5-2 yıl içerisinde sürekli böyle bir kendini eve kapatması, evden dışarı çıkmamasıyla bu süreç başlıyor. Annenin de iddiası, anne de bulunduğu yerdeki köy halkıyla ve komşularıyla sağlam ilişkiler kuramayıp biraz aralarında bir tartışmalar olduğunda sanırım Mustafa bundan dolayı utanıyor ve hiç evden çıkamıyor. Bir dönem böyle sürekli bir alkol problemi başlıyor. Baba diyor ki ben seni bu kadar alkol hem çalışmıyorsun hem bir şey yapmıyorsun. Senin hep alkol paranı da ödeyemem. Sen bana git mi diyorsun diyor. Evet diyor, git diyorum diyor. Bir resleşiyorlar. Aynen resleşiyorlar. Ardından Mustafa Antalya'ya geliyor, yaklaşık 4-5 aydır Antalya'da bu görmüş olduğunuz pansiyonda kalıyor. İnsanlarla konuşmuyor, iletişim kurmuyor. Günde sadece bir kere belki de iki kere bakkala gidiyor. Kendi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Onun haricinde bu otel odasında, bir pansiyon odasında hayatını sürdürüyor. Caner sendeyiz. Mustafa'm gel. Evet Esra Hanım ama çık. Dediğimiz gibi televizyon çık kendisi izlemiyordu ama bugün babasının sesini aylar sonra duydu. Şimdi otel sahibinden biz izin aldık Esra Hanım. Şu anda babayla birlikte kamera olmadan yukarıya çıkacağız. Ben de yanlarında olacağım umarım kapıya geldiğinde abi. İnşallah görüşürüz. Biz de güzel haberi veririz. Gel hiç vakit kaybetmeden gidelim abi. Mustafa utanacak bir şeyimiz yok. Şimdi bu arada Şükrü yayında değil mi? Yani o süre içerisinde kalabilir. Şükrü otelin önünde olacak. Baba yukarı çıkacak. Şimdi 4-5 aydır Antalya'da olduğunu bilen bu aile niye aramaya geldi? Çünkü son bir aydır Mustafa Akdeniz ailesiyle tüm iletişimi kesiyor. Bu ilet bir yere kadar hep konuşuyorsunuz. Konuşuyoruz. O konuşmalarda nasıl diyaloglarınız? Ya şöyle ben konuşamıyorum zaten, ben uzak, babası arıyor. Oğlum, senle hiç iletişim kuruluyor. Aynen. Oğlum babası oradan beyni rahatlatabilir mi? Arkadaş kurdun mu, edindin mi? İşe girdin mi? Aynen. Kendini rahatlatabilmenin bir yollarını buldun mu gibisinden. Hayır baba yapamadım, yalnızım, istemiyorum. Hı-hı. En sonunda çocuk uyuşuyor mu baba dedi, uyuşuyor mu? Yani hı-hı, gelebilir miyim demek istedi. Evet. Babası dedi ki... Sen biraz kal orada. Aynen. Çocuk bundan sonra temel bizden koptu. Yani aslında baba o gün gel dese... Gelecekti o gün. O gün gelecekti evet. Ama baba bilmiyorum artık blöf mi yapıyor, resmi çekiyor. Hani bu kadar sevdiği oğluna niye gel demiyor. Seninle bu konuya devam edeceğiz. Aynen. Caner görüyoruz şu anda ekrandasınız. Evet Esra Hanım otel sahibimiz de sağ olsun dünden beri bize çok destek sağ veriyor. Sağ olsun. Ama tabii ki müşterisi olduğu için de çok kendisi baskı yapamıyor. Bugün de babanın yukarı çıkmasına izin verdi. Yanımda benim de olmamı istiyor kendisi. Kamera olmayacak. Biz üçümüz yukarıya çıkıyoruz. Dediğimiz gibi inşallah kapıyı çaldığında merhamet duygusu yükselir. Belki seninle görüşür abi. Gelmesin, biz de güzel haberi anneye de veririz.
hemen çıkalım. Mustafa Gürsel abiye bir mikrofonu versene. Gürsel abiye mikrofonu ver Caner'cim. Gürsel abi, oğlun hani anneyle iletişimi reddediyor. Anneye karşı kırgınlığı var ama sana da sor, yani ikinize de sormuşum, hanginize daha yakın? Bana. Sence oğlun yukarı çıktığında, seni gördüğünde sana tahminen nasıl bir tepki verir? Daha ılımlı yaklaşır mı? Onu göreceğiz şimdi. Vardığım zaman göreceğiz. Çok ılımlı yaklaşmayabilir. Çünkü pencereyi kapattı, elini gördüm orada Esra Hanım. Hı hı. O yüzden bir şansımı deneyeceğim. Sana göre bu tepki bakalım vermesinin sebebi olur. Ne? Annenin dışındaki sorunu, annenin sorunları zaten yoksa... Kırıldı zaten. Anneyi kötülüyor, beni kötülüyor. Zaten hepimizden nefret eder oldu. O yüzden tepki vereceğini tahmin ediyorum zaten. Peki kardeşi mesela, ama o da askerdi, Resul değil mi? Acaba onunla konuşuyor mu? Kardeşini de istemiyor Esra Hanım. Ha, onu da hiç sevmiyor yani. Yani bu ailedeki... Bulsa, yani bir kaşık suda boğacak yani. Hepinizin bir kaşık suda boğacak. Yani öyle deriz ya, aynen, nefreti... Aynen. Hepimizin kan düşmanı gibi oldu yani. Peki kardeşiyle sorunu ne? Gözüne görün hiçbir şey yok. Anladım. Yani şahsi olarak bir sorun ya da bir problemden evet. kaynaklanan bir tepki değil. Değil. Mustafa Akdeniz'in genel bir tepkisi bu. Yok. Hayır Esra Hanım, ben konuyu açıklayayım mı? Sorunlardan birbirimizi hani şöyle, insan sinir olunca öfke birbirini patlar ya. Evet. Biz o durumu geldik aslında. Yani ailemiz karıştı. Nasıl oluyor? Nasıl mesela eli sinir olamıyorsun, birbirine sinir oluyorsun. Eli patlıyorsun, eli bir şey diyemiyorsun gibisinden. Mesela bir sizin evinizde, günlük yaşantınızda hani böyle tahminen, günde kaç kere kavga çıkıyor? Ya, o kadar çok değil de yani şöyle, biz hepimiz dik kafalıyız aslında. Hı. Mesela dediğim olsun istiyor. Resul dedi ki sana, anne bana bir su ver dedi. Şimdi genelde kavgadan sudan dolayı kavga çıkar. Hani huzursuz insanlarda. Bundan dolayı sizin aranızda bir kavga çıkar mı? Şöyle, bundan ötürü çıkmaz da mesela en son benim küçük Oscar'a giden var. Çalışmaktan geliyordu. Evde yemek yiyordu. Az çok az yedi. Yani biraz daha iyi oğlum dedim. Sen ben neyi baskı okuyun diye patladı oğlan yani. Bu yani. İşte su mevzu da o kadar basit bir mevzu. Evet. Evdeki kimsenin birbirine tahammülü yok. Tahammülü yok değil de aslında dışarıdan kızıp da birbirini çekemiyorsun ya. O durumda ben kısacası. Ama şimdi siz aile olarak bunu böyle ifade ediyorsunuz da bakın. Genel anlamda bir sorun anne var. Anne ile baba arasındaki işte tartışmadan çocuk etkilenir. Küçük çocuktan bahsetmiyoruz. Evet. Reşit ve üniversite eğitimi almış. Bir gün küsersiniz, iki gün küsersiniz. Ama sizin bu aileniz içerisindeki şimdi oğlunuzun yaptığı hareket normal midir bir üniversite mezunu çocuğun? Burada bir takım ruhsal problemler de söz konusu olabilir ve gelen ihbarlar da şunu. Yani bu çocuk kendini yaşamdan soyutlamış. Yani anneye kızdım ben 4 ay pansiyonda kalıp yalnızca bir alkol kullanımı için iddialar bu doğrultuda bakkal o şekilde ifade etmiş. Onu almak temin amacıyla dışarı çıkıyorsa burada bir sağlık problemi vardır. Ve bizim kanunumuzda da 8. yargı paketinde de bu kanunlaştı. Koruma amacıyla insanlar özgürlüğü kısıtlanabilir. Anne baba olarak çok haklısınız, endişe duyuyorsunuz. Ben de olsam yani çıkar problem neyse anlatır. Ama problem sizinle de değil. Sosyal çevresiyle de problem yani, var. Hiç dışarı bu çıkmıyorsa... Bu tanıyı koyamayız ama hani genel anlamda gördüğümüz kadarıyla ruhsal bir problem. Hani şimdi seninle anlaşamıyor, babayla anlaşamıyor, Resul'le de kardeşiyle de anlaşamıyor. Sorundan kaynaklı mı anlaşamıyor yoksa tahammülü mü yok? Yani hiç kimseyle iletişim kurmaya... Çalışma yok. Yani tahammül edemiyor. Bir üretme, kendini toplumdan ve yaşamdan soyutlama ne kadar devam ettirebilirsiniz peki bunu? Caner, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyle, Caner'e döneceğim. Bekle Caner. Bir şey söyleyeceğim. Esra Hanım. Beni yine deri damgası vurulacak. Beni deri damgası vurulacak yine. Mesela ben şunu düşünüyorum. Benim arkamda belki yanıla olabilirim de kötü olaylar dönmesi için trilyonla harcanmış söyleniyor bana. Kıyamet teyzeciğim, bu bir hani vesvese deriz ya biz hani biraz... Sizin de kendi vesveseniz diyorsun olabilir. Caner sendeyiz. Esra Hanım, Mustafa'nın kaldığı yerde bir yangın merdiveni var. Oradan kaçma şüphesi olabilir. O yüzden biz acele yukarı çıkmamız gerek. Peki. Hadi yukarı çıkalım. İzin verirseniz hemen çıkalım. Çünkü kaldığı yerde hemen orada bekliyoruz. Yangın merdiveni var.
Siz de yangın merdiveni orada beklerseniz size zahmet ya. Bir Mustafa şey yaparsanız. Çık, tamam. Mustafa'm çık. Alnımız açık, kafamız dik. Mustafa gel, utancık olana utansın, biz utanmayacağız, gel! Gel Mustafa! Kara gözüm! Koyun gözüm, gel! Mustafa yorma bizi! Yardım Türkçe yiyordu, gel! Gel yardım Türkçe Mustafa! Mustafa yardım Türkçe! Baba çıktı yukarı, Caner'le beraber. Görüntü mü dondu? Yani Şükrü orada, hatta Şükrü mikrofonu alıp bunu da yapabilir. Onun da kendine has böyle bir şivesi vardır. Hem otel müdürü hem otelin sahibiyle beraber yukarı çıktılar. İnşallah bir sıcak tepki. Esra Hanım, sizi güveniyorum. Ben yapamadım. Bu konuda bana güvenme. Çünkü ben bu konuda Mustafa'nın tepkisine güvenmiyorum. Neden? Ben şöyle güven bana, yani ben sana yol gösteririm. Abla buradan git, işte mahkemeye git, çocuğunu kısıtla ki yani bir sağlık tedbiri olsun. Sana bu yolu gösterelim konusunda güven. Ama onun dışında ya oraya çıktığında Mustafa babasını kucaklar konusunda bana güvenme. Çünkü Mustafa'nın tepkisinin ne olacağını hani dünden itibaren görüyoruz. Ortada ben sizi şu konuda güveniyorum. Biz ulaşamıyoruz ya Mustafa'ya. Siz ulaşırsınız. Caner bak dünden beri orada. Tedaviye yönlendirirsiniz ya da ruhun aydınlanacak bir iki kelime söylersiniz. Ben bu yönde güveniyorum size. Çünkü ben ulaşamadım. Çok güzel bir cümle söyledin. Ruhunu aydınlatacak birkaç cümle söyledin. Evet. Oğlunun ruhunun sıkıştığını kaç yıldır fark ediyorsun? Kaç yıldır? 15 yıldır fark ediyorum. O ruhunun sıkıştığını. Aynen. Yani aslında 20 yaşından beri Mustafa... 15 yıl oldu işte. 20 yaşında 15 mi oluyor o zaman? 35 yaşında ha. Yani bir 15 yıldır farklı mı Mustafa? Mustafa farklı. 15 yıldır ruhun sıkıştığını, kendini hani insan hayat yaşarken rahat olur ya, rahat hissetmediğini hissediyorum. Çünkü ben hisseder çünkü. Konuşur muydu seninle ilk zamanlarda bu 15 yıl öncesinde? Konuşurdu. Yani anne çok basıyorlar bana, çok mutsuzum. Hayır, bu hayır. Arada Caner geliyor. Gel Caner. Şurayı bir boşaltalım arkadaşlar. Gel abi, tamam gel, boş ver. Sorun çıkardı. Mustafa mikrofon almaya geldi. Bir dakika Kamil abla. Çok hızlı indiklerine göre gelenlerden biri Mustafa mı? Değil. Bir ışıkla. Tamam. Gel abi gel. Güzel abi gel. Gel abi. Esra Hanım. Duyuyorlar mı? Duyuyorum, duyuyorum Caner. Evet Esra Hanım, maalesef kötü bir şeyler yaşadık yukarıda. Elim ayağım hala titriyor. Yani Mustafa Akdeniz bu kapıyı açar açmaz babasına tekme tokat saldırdı. Tabii araya girdik biz. Kendisini koruduk ve dışarıya çıkardık. Baba ona rağmen Mustafa Akdeniz'i bırakmak istemedi. Sarılmak istedi ama Mustafa Akdeniz babasına çok ağır kelimeler kullandı. Saldırmaya devam etti. Gerçekten babayı zor indirdik. Yani şöyle zor indirdik. Hala Esra, bırakın o benim oğlum. Vursa da bu. Onu seviyorum dedi. Ona sarılmak istiyorum dedi olabilir. Ama Mustafa Akdeniz gerçekten Esra Hanım psikolojisi bence yerinde değil. Yani gerçekten çok sıkıntılı yukarısı. Önce zorunlu bir şekilde tedavi olması lazım. Yardımlarınızı bekliyoruz Esra Hanım. Yoksa kendini kaybedeceğiz. Kendini kaybedeceğiz yoksa. Tamamen kafayı yemiş. Şu durumda. Onun için yardımlarınızı, her türlü yardımlarınızı bekliyoruz. Elimizden geleni yaparız yani oğlunuzun Mustafa'm iyi olması, gönül iyileşmesi için. Mustafa'm gönül çünkü çık! Çünkü gönül olarak bir yardım gönül yapamayacağız. Gönül çık Mustafa'm çık! Anlaşılır yani bir durum yok. Sen akıllı çocuksun Mustafa! Zorunlu yollardan Mustafa'm yardım yapacağız. Mustafa'm çık! Çık Mustafa'm, öfkeyi ye Mustafa! Şu duruma göre görünmüyor Esra Hanım. Öfke yesin orada Mustafa'm! Çık Mustafa! Sen akıllı çocuksun, ben seni güveniyorum Mustafa! Çünkü tamamen tamamen psikolojisini burada daha da bozmuş ve hiç kimseye de kabul etmiyor. Kimseye. Mustafa ve bir insanın karşısındakini kan düşmanı gibi görüyor. Mustafa sakin, öfkeliyim. Kim olduğunu diğeri yok. Şimdi bir insanın onun için en çaresiz olduğu yer, olay, durum evladıyla karşı karşıya olduğunda, yani onun zarar gördüğünü
gördüğünüz anda onu kurtarmak için elinizden geleni yaparsınız. O size nasıl davranırsa davransın. Orada sizin canınızın bir parçası olduğu için biraz önce Caner şey o ifade... yine bizim evladımız. Davransın ben onu davrandığını yani, yine aldırmam. Sana vursa da yine aldırmam, o sırada senin umurunda değil. O bizim kuzumuz, aynen, yavrumuz. Aynen. İşkin göz ağrım benim o. Ben ondan bir büyüdüm. Ben ondan bir büyüdüm. Mustafa'm çık. Zorluğun tedavide ne gerek yoksa onu yapalım. Elin ayağını öpeyim Mustafa'm. Mustafa'm. Başka yok. Kamile teyiz. Mustafa bak, diyorum. Buradan. Mustafa beni çıkartacağım. Öldürüm Mustafa. Ya Mustafa. Bu sene ne yapacaksın? Öldürüm Mustafa. Kamile teyze sakin. Esmer içim yanıyor. Peki televizyon açık mı Caner? Televizyon açık değil, sadece yatıyor. Kamil abla, biliyorum çok yani kolay bir durum değil. Senden ricam bak, biz sakinliğimizi koruyalım. Televizyonun kapalı olduğunu, sadece bir yatak var. O yatakta mı yatıyor? Evet Esen Hanım, sadece bir yatak var ya, odanın içinde. Oda dağınıkmış vaziyette. Bütün eşyalar her yere savrulmuş yani. Pis diyeceğimiz bir şekilde bir odada kalıyor. Onu tarif edin. Yani dağınık, pis bir şekilde. Zaten Esra Hanım çok konuşma fırsatı da olmadı. Kapıyı çaldık, ben biraz geride durdum. Kapıyı açar açmaz küfürler ve hakaretlerle birlikte dediğim gibi babaya saldırdı. Biz babayı korumak için araya girdik. Babayı götürmek istedik ama baba hala orada Mustafa'm diye oğluna sarılmaya çalıştı. Ama o hala saldırmaya devam etti. Otel sahibi de sağ olsun araya girdi, ayırdık. Ama ayırmasak belki babaya daha farklı bir zarar verebilirdi. O yüzden biz de çok tedirgin olduk. İstiyorsan son kez gidelim arkaya, son kez. Oğlun gitmeyecek. Bir şey söylemek istemiyor musun oğluna? Çünkü anlayacak bir durumda değil. Onun için boşuna nefes tüketmeye gerek yok. Diğer türlü bir tedavi yöntemine başvuracağız. Anlayacak bir durumda değil derken ifade ediyorsunuz? Hani son gördüğüyle şimdi arasındaki fark ne acaba? Evet, yani anlayacak. Ona ifade edin. Kendinde değil, gözü dönmüş. Hani bir canavar gibi, gözü dönmüş bir canavar gibi hareket ediyor Esra Hanım. Son gördüğünüz zamanı ya da onun o köyden, Antalya Sarıgöl'den çıktığı haliyle şimdiki hali arasında ciddi bir fark var mı? Ya çok daha bozulmuş yani. Çok daha Mustafa bozulmuş. Gel. Çok daha değişmiş. Evet. Şimdi Bu arada dengesi bozulmuş daha çok. Sizden de buradan da Antalya Emniyetine de çağrıda bulunalım. Siz de gidin bu konuyla ilgili hani gerekli bilgilendirmeyi de yapın. Belki bundan sonraki süreçte hani Mustafa'nın hem hakkında tedbir uygulanır, bir sağlık tedbiri uygulanırsa, belki bir tedavi sürecine girerse, siz de olduğunuzu kısıtlarsanız belki kazanma olasılığınız çok daha yüksek. Şimdi köyden telefonlar var. Sizin köylülerden dinleyin lütfen. Olması gerekiyor. Evet. Hoş geldiniz yayına, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a şükür işte, Ramazan'da uğraşıyoruz. Hoş geldiniz. Siz Mustafa için aramışsınız bizi. Arkadaşı mısınız, yoksa evladınız gibi midir? Nedir ihbarınız? Şimdi 26-27 yaşında benim de evladım var. Hı hı. Ama bir üniversite okumuş çocuğum, benim çocuğum da üniversite okudu. Hı hı. Bu şekilde baskı yapılamaz yani. Bu arkadaş bir kahve çıkmaz, bir yere gidemez. Neden? Çünkü annesinin bu çenesi konu komşuyla da çok kötü. Hı. Arban mı yediren, bisküvi mi yediren sana? Ha? Evi mi yediren, arban mı yediren, bisküvi mi yediren? Yenge. Niçin konuşmak için seni çıkardılar? Kemle teyze sakin. Evet. Bisküvi medre. Yengeciğim bak. Medre. Yengeciğim ben seni çok iyi tanıyorum. Bilal'ın bakkalın kartında sinirli. Kemle teyze lütfen. Evet. Bilal'ın bakkalının karşısında eviniz. Evet. İnekleri falan var, hayvanları var. Evet. Esra Hanım, ne miymişler? Bir üniversite okumuş, iki tane lisans bitirmiş bir gence bu şekilde
baskı yapılamaz. Şunu açıklar mısınız bana? Bu çocuk dışarı çıkamaz çünkü... Bisküvi bisküvi mi? Ha! Ben bisküvi yemiyorum ki. Şey var ya, bizi kötülemek için arpa verilmiş Ersan Hanım. Bisküvi yemek mi verdiler size? Ha, arpa, bisküvi. Tamam, Kemle teyze. Çıkamaz çünkü dışarı... Esra Hanım. Anne bütün köylülerle düşman mı? Aynen ablacığım. Konu komşudan, tavuktan, köpekten, kediden ötürü hep kavgalı. Bisküvini darı darı şimdi, ye! Hani, bisküvini darı darı ye! Sadece fikir yürütüyorum. Şimdi aynı şekilde Kamil ablanın oğlu bunlara maruz kalıyor. Der ki ben bu aileyi siliyorum kardeşim. Kendime tertemiz bir hayat kuracağım. Bambaşka bir şehirde okumuş olduğu bölümle ya da alternatif başka bir işte yapabilir. Ama uzaklaşabilir. O da bütün hayattan kendini soyutlamış durumda. Ev alamamıştır bu. Bu bisküvi almıştır bu. Anca bisküviyle yetinmiştir bizi. Esra Hanım. Karnımı kan bayamak için. Buyurun Gürsel Bey. Esra Hanım. Ha, dinliyorum. Şimdi ben de bir oğlum şimdi, okudu. Arkadaş oradan bizim köylü veya bir arkadaş konuşuyor da. Kahveye gitme, dışarı çıkma vesaire şunu yapma bunu yapma diye. Mustafa'yı olsun veya Resul'ü olsun. O şekilde hani kahveye gitme, şuraya gitme gibi hiçbir ne benim ne anasının öyle bir sözü olmamıştır. O gideceği zaman çıktı mı kendi gider zaten. Öyle bir hani kısıtlama diye hiçbir şey yok yani. Onu hocam, kısıtlama yaptı diye yalan söylüyor. Bisküvi olmuş bu. Kısıtlama diye bir şey yok. Bitti. Bisküvi sen dur. Evet buyurun cevaplayın iddiasını. Şimdi 25 yaşında, 27 yaşında bir oğlan... Kahveye gidip bir arkadaşlarından oturup da bir oyun oynama veya bir ok oynama faslı olur mu olmaz mı? Kişiden kişiye zevkler değişebilir sen ama sosyal dünyadan daha hani önceden, uzaklaşmak daha başka bir şey. Bak, Sarıgöl öğretmenler lokaline gidiyordu. Biliyorum. O da öğlenden ikindi sonuna kadar oyun oynayıp takılıp geliyordu. Akşama doğru geliyordum. Sonra kendi gitmez oldu. Biz ona kahveye gitme vesaire şey... Öyle bir şey hiç kesinlikle olmadı yani. Bunu şöyle kısıtlamayalım. Şimdi o da önemli şeyler söylüyor bu çocuk da. Hani bir lokale gitmek ya da bir kahveye gitmek sosyalleşmek değil. Kendi çevrenizi oluşturursunuz. Mustafa herkesten köyde, elini ayağını çekmiş. Köyde arkadaşı yok zaten. Köyde arkadaşı yok. Hayır herkesin... Dışarılarda okuduğu için zaten köyde arkadaşı herkesin, yok. Gençlik tayfasının arkadaşı yok zaten. Şimdi komşunuz da diyor ki... annesinin bu kavgaları, Mustafa'nın bu davranışları onu daha asosyal yaptı diyor. Mutlaka öyle. Onun etkisi çok yani. Dün mesela siz şey dediniz. Gel Mustafa'm baban artık istediğini yapacak. Yani evet. En son hani gelme dedi ya... Ne yapacak? Mesela bir şey en son... istiyor demek ki siz yapmıyorsunuz gibi. Mesela siz söylediniz ilkten, bunu. Tamam biz söyledik. Babası ilkten gelme dedi. İşki ben senin işini alamam dedi. Bunların pişmancılığını yaşamıyor mu şimdi? Alacak mısınız gelince? Ne işki mi? Evet. İşki alır mıyız canım? İyi şey yönlendiririz. Yani hani Hayır babası artık senin istediğini yapacak. Ne demek Kamile Hanım? Şöyle mesela özel bir iş kurabilir. Ben ona dedim ki bizim özgüvenlerimiz kırık ya. Başkasının bir emrini aldığın çalışamaz. Kendini bir iş açabilir ya bir dükkan gibi. Kendini ayakta hani kendini güçlenici hissedebilecek başkasının bir şey. Başkasının yanında çalışamaz mı oğlunuz? Başkasının... Ya şu an çalışıp durma mı avukat hanım? Hayır önceden rahatsızlanmadı. O zaman vardı tabii ki. Hani şu an ben onun kendine özgüvenini kazanacak bir iş, bir vallahi yol kapı açmaya gibi çalışıyorum. İki tane biri işletme diğeri tarım ekonomisi diploması olan birinin hem yaşadığı hani şöyle diyeceğim yaşadığı köyü de kalkındırır. Herkese de yol gösterici olur yani evet, bu konuda... Evet. Böyle bir orada hareketle başlatabilirdi ama aile içerisindeki problemler anladığım kadarıyla Mustafa Akdeniz'i bayağı etkilemiş. Gürsel Bey dinliyoruz sizi. Cener sizdeyiz. Evet. Var mı başka? Evet. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Yeter ki yardımcı olup biz size yardımcıyız Esra Hanım. Başka toplumu kazandıralım diye düşünüyorum. Öbür oğlunuzun size karşı tavrı nasıl? Askerde olan oğlunuzun. O iyi. Tabii olumsuzlara tepki veriyor da. Yani şu an ben dün aradı. Başka konuları karıştırdı yok, onu, erkek yani. Çocuğu. Yani başka konuları karıştırdı diye beni kızıyor ama bir anda haklı. Tamam dedim ben sinir öfkeniz hakim ol. Ben anlamsam oradan zaten haberler gelecek dedim yani ben yalancı durumun düşeceğim. Yani o iyi. O biraz daha bizi yakın yani. O da abisini üzülüyor şu an. O da tabii askerde olması sebebiyle. Evet. Hani onunla da iletişim kuramıyoruz. O da bir an önce kardeşi düzelsin, abisi düzelsin istiyor Esra Hanım o da. Vallahi yani çok zor işiniz diyoruz ya her şey ailede başlıyor, ailede bitiyor diye. Beni duyduğunda, sesimi duyduğunda düzelir.
Mustafa'm çık! Anlamaz aç! Kafamız dik! Bizim için trilyonu harcamış yardımınız Mustafa! Yardımınızı kim trilyonları harcamış? Bilmiyorum Hüsnü, çok çarpıdır lafla ama. Çok çarpıdır lafla ama bilmiyorum. Mustafa'm çık! Kendi teyzeciğim siz de mi biraz böyle kendi kafanızda kurup o lafları, o cümleleri kendi içinizde büyütüyorsunuz? Bunu söylemem için ortam hazırlıyorlar Esra Hanım. Öyle söylüyorlar ama biraz da ortam hazırlıyorlar bunu söylemem. Asla bunu söyleyemem ama hani sizin de bir takıntınız var galiba. Yani hani yok, yok. Hiç üç gün biriyle bir araya gelseniz üçüncü gün bu sizin hakkında olumsuz konuşur, olumsuz yargıda bulunur. Kesin benim hakkımda dedikodu yapıyordur. Kesin benim hakkımda böyle... Onları şimdi... açtım ben Esra Hanım. Ha, artık... Yani kendinizi kuruyorsunuz. O... Hatta şöyle de bir şey yapmak lazım. Bütün bir ailenin çok ciddi anlamda ruhsal hani... bir tedavi sürecine gitsin. Bu sadece oğlunuz Mustafa için demiyorum. Siz aynen. de buradan döndükten sonra da gidin Manisa Devlet Hastanesi'ne. Orada hastane var. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine. Ya biz kendimizi bir göstermek, derdimizi bir anlatmak istiyoruz. Yaşadığımız durumlar bunlardır diye. Belki bu konuda size bir ne bileyim tedavi süreci uygulanır. İlaç gerekiyorsa ilaç verir. Artık ilaç içmek falan bunlara gitmek hiç... Ayıp değil. Şey gibi yemek yemek gibi ihtiyacımız aynen, olan aynen, bir şey. Aynen. Nasıl keyiflenmek için müzik dinliyorsak ruhumuzu iyileştirmek için de doktora gitmek aynen, mutlaka zorundayız. Seni şimdilik uğurluyorum. Caner çok teşekkür ederim yayın için. Sizi uğurluyorum Kamil abla. Gel bakalım bu olayla ilgili başka bir gelişme olacak mı? Seni de görüşürüz zaten. Bay bay. Ayşe Kaya geliyor 30 yıllık kumasıyla bir şekilde hayatı yani vurmalı kırmalı vurdulu yaralamalı geçirmişler. Ama son bir ayda Nermin Hanım'ın kendisini eve sokmadığını iddia etmişti. Dün 30 yıllık kumayla karşı karşıya geldi. Bakalım bugün neler olacak? Buyurun. Hemen Özkan'a gidiyoruz. Giresun'dan canlı bağlantımız var. Evet şu anda Giresun Bulancak'tayız. Dün yayınımıza bağlandığımızda Ayşe Hanım eşi Abdurrahman Bey'i burada zorla tutuldu ve kendisine gösteremedi söyledi ve şu cümleyi kurmuştu. Ben eşimin yanına gittiğimde gözlerini kapatıp açıyor, beni sevdiğini bu şekilde söylüyor dese de Abdurrahman Bey buna şiddetten karşı çıktı ve bugün de konuşulmayanlar konuşulacak. Nermin Hanım'ın çok önemli açıklamaları olacak az sonra. Teşekkür ederiz. Birazdan Ayşe Hanım kumasıyla canlı yayında karşılıklı konuşacak. Diğer tarafta Aslıhan programımıza geldi. Esmerim, uzun boylum, benim hayatımın aşkı dediği Erdal Kökçü eşiyle ilgili iddialarda bulundu. Eşiniz Erdal biraz sonra Stüdyo'da. İddialarınızı cevaplamaya geliyor. Beklemiyor muydun? Beklemiyordum geleceğini. Çünkü utanır, gelmez diye düşünüyordum bana yaptıkları için. Ama utanmadı geldi, o zaman yüzleşeceğiz. Buyursun gelsin. Bakalım onun senin iddialarınla ilgili, onun karşı iddiaları neler? Bunları da duyacağız ve dinleyeceğiz. Hülya ve Sefa'yı bugün adliyeye gitti. Adliye koridorlarında neler yaşandı? Hüseyin Polat kanaldan aslında kaçarak ayrıldı. Ne oldu da çekip gitti? Gitmesine sebep olan olay neydi? Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın. Eşimi deliler gibi seviyorum, eşim de beni seviyor. Kıskançlığından. Çırpınma, uçamazsın. Nermin, çocuğumun babasını çok seviyorum, çok. Tuğum, çok diyeceksin, patlayacaksın. Çok mutluyum, çok, çok, çok. Ben seni seviyorum, beni elden bana. Çıktı diye üzülüyorsun. Ben seni biliyorum. Seni öpüyorum, öpüyorum. Vallahi bak nasıl geliyor, bak, bak, az bak nasıl geliyor. Aşkım burada. Bana bak, ben... Türkiye kuma savaşını konuşuyor. Geldi benim hayatımı mahvetti. Senin seviyene inmeyeceğim. Esra Hanım ne derse onu benim konuşacağım. Sen benim seviyemde olamazsın. Benim seviyemde olamazsın. Benim seviyemde. Bizi bir gün rahat bırakmadı. Muz veriyor, adam öldürmeye çalışıyor. Hayır hayır. Dedim hayır, sen ne yapıyorsun? Yoğun bakımda mı? Muz yiyebiliyor mu? Burnundan besleniyor. Kocasını muzla öldürmeye çalıştı. Kuması ve kocası için tetikçi tuttu. Oğluna beni vurdurdu. Muzu kurmuşlar bana. Pusu kurmuşlar. Ha ha, pusu kurmuşlar. Bu kandırmayı çok iyi biliyor.
mutlu musun burada? Çok mutluyum, çok. Çok, çok. Ben seni seviyorum. Ben evden çıktı diye üzülüyorsun. Ben seni biliyorum. Kuman Ermin'de paylaşılamayan Abdurrahim canlı yayında. Aslıhan stüdyomuzda Ordu'dan katılıyor. 6 yıllık hayat arkadaşı, hayatımın aşkı dediği Erdal'la neden ayrılık noktasına geldiler? Bu büyük aşk niye bitiyor ve boşanmayı istiyor? Hepsini konuşacağız. Önce dünden bir hatırlatma. Ardından hiç beklemiyordum gelmesin dediği eşi Erdal Bey stüdyoda canlı yayında karşısında olacak. Ben 27 yaşındayım. 21 yaşında kara gözlü, kara kaşlı birine aşık oldum. Hani diyorlar ya, aşk çekene yakışır diye, aynen öyleymiş. Ama Erdal Kökçü'ye yakışmıyor. Biz bir kere bile sahilde el ele tutuşmadık Esra abla ya, bir kere. Onunla zirveye ulaşmışken birden yere çakıldım ben. Evliliğin kayınvaliden yüzünden mi bu noktaya geldi? Çok güzelmişti Esra abla köye gidince. Ta ki kayınvaliden bizi sokana kadar. Bir tosun yüzünden. Evet. Sarı şeytansın diyor. Evet, sarı şeytan diyor bana. Sen ona bir lakap taktın mı? Evet. Yılanların en zehirlisi Karamamma var ya, telefonumda Karamamma diye kayıtlıdır. Bu arada kayınvalide Salih Hanım telefon attığında. Sen hangi yüze bağlandın ya? Sen hangi yüze bağlandın? Ben o yerinden memnundum. Benim yerimi o yaptı. O yerine koydum. Benim yaptı o. Size göre bu yuvayı yıkan Aslan'ın annesi mi? Kızının yatak odasında bir anne, o damadının. Kızının yatak odasında bir anne yatar mı? Bir gece bile yatmadım. Çekyatta yatıyordum, çekyatta. Şöyle yani, hani mesela. Bir gece bile yatmadım. Ben külahımı anlatsam benim onu. Bile. İşte o kara saçlın, kara gözlün telefon attığında. Benim içkim yok, kumarım yok, kahve hayatım yok, barışık hayatım dayan yok. Dayan var, dayan. Her gün, iki gün dövüyordum ben beni. Söyle bana, ne dayağı var? Esra Hanım, ben karımı zaten seviyorum. Ondan bir şüphesi olmaz. Zaten kendi de iyi biliyor da. Bu araya bu büyükler girdikten sonra hiçbir çözüm sürecine biz gidemeyeceğiz. Biraz kendi annesinden ve babasının yüzünden oldu. Senenin 365 günü varsa 240 günü, 250 günü kayınvaliden bizdeydi. Ben hani yesin içsin sıkıntı yok. O kendi de iyi biliyor. Ama biz eşimle kendi annesinden dolayı, ailesinden dolayı biz kendimize zaman ayıramadık. Kredi çektirdin bana. Erdal. Ben bakıyordum sana ben. Ya ne kredi çektirmişim ben sana? Benim evlendiğimden beri zaten sizin kredi borcunuz bitmiyor ki. Senin yüzünden bitmiyor. Kaç tane? Sen beni yatağa yatırıp kendi ellerimle beni darbe etmedin mi? Sonra ben senin kulağım ağrıyor Erdal dediğimde sen kendi kendini dövdün demedin mi? Bana 6 yılımı vereceksin, 6 yılımı. Şimdi ben Erdal'ı da buraya istiyorum. Gerekirse kayınvalideleri lütfen buyursun gelsin. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün Erdal Kökçü yayına bağlandığında ben karımı o kadar çok seviyorum ki o da benim bu sevgimin farkında cümlesini kurdu. Acaba bugün buraya gelirken bu ayrılığı hızlandırmak değil de barışmaya bir adım yaklaşmak için gelmiş olabilir mi? Barışmak istemiyorum ben kesinlikle kendisiyle. Ben senin fikrini öğrenmek istemiyorum. Erdal buraya barışmak için gelmiş olabilir mi? Erdal'ın nasıl geldiğini bilmiyorum. Yani okuyamam onun havsasını, o yüzden bilmiyorum. Peki. Buyursunlar bakalım. Eşi Erdal Kökçü geliyor. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Hangi yüzle geldin sen buraya? Bana sen... neler çektirdiğinin farkında mısın sen? Yok, farkında mısın? Ne çektirdim ben sana? 6 yılımı geri vermek için geldin, buraya gelmişsin. 6 yılımı geri ver demedim mi ben sana geldiğinizde? Dün akşam sen çağırmadın beni buraya yüzleşmek için. Çağırdım. Şimdi niye böyle konuşuyorsun? Bir karar ver diyor. Utanırsın sandım, utanırsın sandım. Gelemezsin sandım. Ya ben neyimden utanacağım? Ben bir şey yapmadım ki, ben neyimden utanacağım? Kadın dövmek bir şey yapmak değil mi? Nerene vurdum, nerene dövdüm? Söyle. Erdal, çene sıvımı bile boşalttın sen beni. Ya çene sıvısı nedir Aslı? Ne demek bak, nedir senle, ya? Biz herkes senle, o zaman karısının çene sıvısını boşaltsın. Biz seninle tartıştık, mahkemeye çıktık değil mi? Hakimin karşısına. Evet. Peki, dün akşam bir iddiada bulundum. Ben senin iddiada bulunduğunu sonradan YouTube'dan izledim. Madem ben seni arabanın içinde götürürken hakimin karşısına kadar... Harfi harfiye ezber ettirdin sen bana. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı, nasıl davranacağımı, nasıl oturacağımı, ne şekilde bakacağımı hepsini ezberlettirdin. Peki adliyenin içine kadar gidene kadar ben sana bunları ezberlettirdim.
Bu hakim zamana orada, kadar korkuyordum. Orada. Bu zamana kadar beni öldürmenden korkuyordum. Niye mi öldüreyim? O zaman niye darbe ediyorsun? Nerene vurdum söyle. İspatla diyorum ben de sana. Nerene vurdum? Sen benim raporum musun? Var. İspatladım ben kendimi. Sen vurmuyor musun? Onun kendini vurmasını sağlıyor musun? O fiziksel gücü. Yani onun kollarını tutuyor musun? O kendine vurmuş oluyor. Esra Hanım. Bak dün akşam ortaya böyle bir iddia konuldu. Madem ben bunlara buna yaşattım. Mahkemeye çıktık. Hakimin karşısına çıktık. Oraya gidene kadar misal benden korkuyordu. Orada gittiğinde deseydi ki. Bak hakimin Erdal karşısında. Erdal Bey ona da gerek yok. Yani hakim de o kadar okulu, o kadar eğitimi, o kadar mesleki tecrübeyi boşuna edinmedi. Evet. Kimin ezbere cümle kurduğunu, kimin kendi iradesinin dışında bir şeyleri anlatmaya çalıştığını iki sorguyla bilebilecek. Yani lütfen karşınızdaki insanların, o statüde olan insanların da zekalarıyla dalga geçmeyin. Yok, yani dalga herkes açısından söylüyorum. Şimdi buraya da gelse, dünyanın en ezber cümlesini söylese, iki tane soruma bakar. Bir tane soruma bakar vereceği cevaba. Bu kadar hani onlara da haksızlık etmeyin. Aynen. O karşınızdakiler de dolu dolu yani hepimizi 100 kere getirir, 10 kere götürür. Bu sebeple Şubat ayında eşinizin anlattığı olay üzerinden gidelim ilk olarak. Evet. Bir tosun sebebiyle evde kavga çıktığını iddia ediyor karınız buraya geldiğinde. Siz bir tosunu satıyorsunuz. Anneniz de diyor ki hazır yiyorsunuz. Allah sizin ağzınızdan burnunuzdan getirsin diyor. Sizin anneniz yani kayınvalide. Karın da sana diyor ki Aslıhan da Erdal git tosunun parasını annene ver diyor. Kayınvaliden de o sırada sen de kayınvaliden de seni dolduruyor. Sen parayı ona verecekken bir anda karın dövmeye başladığını ve ardından da bu da annesini arıyor Aslıhan da diyor ki anne baba gelin beni buradan alın. O gün olay nasıl yaşandı? O gün evde şiddet uyguladın mı? Eşin evden ayrılırken yani öpüşerek koklaşarak mı ayrıldınız? Şiddet sebebiyle mi çıktı evden? Esra Hanım ben çalışıyordum. Kendi de biliyor. Sen o sabah evde değil miydin? Ben sabah saat 7:30'da çıktım evden. Hı hı. Ben bunu hatta o gün tartışırken dedim ki 2 saatlik işim var. 2 saat sonra seni dedim babanlara götüreceğim. Ben evden çıktıktan sonra babasını aramış. Bir de beni tehdit etti. Soracağım o annene babana dedi. Ne soracaktı onu da söyle. Saat 10-10.30 gibi geldiler bunlar ben çalışırken ha. Dükkana mı geldiler? Yok yok dükkana değil. Evin önüne. Köydeki evin önüne geldiler. Hiçbir işle tutunamıyor ki. Bunlar pat pat denilen bir tarım aleti var. Ona bindiler. Evet. Oradan çekip bittiler. Kimle bindiler pat pata? Bunların büyük amcaları var. Bekir Civelek. Evet. Bir de eşi var Emine Civelek onlarla birlikte. Geldiler. Ben de Bekir amcaya dedim ki Bekir amca bunlar dedim böyle ayaküstü dedim konuşulacak bir şeyler dedim. Geçin dedim içeri çay çorba içelim dedim konuşalım. İlla ki dedim bu işler çözülecek. Neyse bunlar hiç dinlemedi ondan sonra gazladılar gittiler. Tekrar jandarma karakoluna gittiler. Sen işteyken karın amcasını çağırıp pat pata binip gitti mi? Evet. Sen işten çıkıp karının yanına gelip onun gidişini mi gördün? Evet. Ama Aslan sen bambaşka bir şey anlattın. Hayır. Yani o gün bir kahvaltı sofrasında oturduk oturduğumuzu. Evet, evet kahvaltı sofrasında. Kahvaltı ederken eşinin bir anda... O kahvaltı, Esra Hanım pardon, o kahvaltı şeyi doğru. O bana o sabah kahvaltı yaparken bardak kaldırdı. Bardak kaldırmadım. Bardağı sinirlendiğim için hızlıca yere vurdum. Bardak kaldırmadım ben sana yalan konuşma. Hatta, hızlıca yere vurdum bardağı. Bardağı kaldırdığında ben bununla tartışmamak için kolundan tuttum. Bizim affedersiniz yattığımız oda vardı. Oraya götürdüm. Oradan çıktım işe gittim. Ondan sonra saat 10:30 gibi geldiler aldılar bunları. Peki yaptığın darbe ne oldu? Ha? Tüfeği alıp koluma vurmadın mı? Aslı bak tekrar jandarma kurulunda ifade vermişsin. Ben senin koluna tüfekle vursam o kolun kırık olması lazım bir. İkincisi tekrar karakolu jandarma karakolunda verdiğin ifadede diyor ki... Yemin etsene bir vurmadığına. Söyle ifadede ne diyor? İfadede diyor ki Aslan demir pençenin kolun kırılmıştır. Ben 2 gün sonra Ünye'ye gidiyorum. Ev yapılıyor malzeme almak için. Babanla geziyorsun. Köydeki komşuların söylüyor ki Aslı'nın kolunda kırık yok. Ben kolum kırıldı demedim. Kolum incidi dedim. Raporu senin, bile var. Bak ve senin aldığın raporda kolu kırıldı diye jandarma karakoluna tutanak tutulmuş. Benim Esra hakkımda. Abla ben jandarma karakoluna gittiğimde kolum bu şekilde bantlıydı. Şeyde acilde bantladılar. Boşuna mı bantladılar? Ondan sonra acide yaptılar bak. Ben eczaneye falan gidip yaptırmadım. Ondan sonra ben o 3-4 gün öyle gezdim. Hangi kolun? Peki 2 gün sonra senin babanla mı geziyor? Bunun kendi babasıyla geziyor. Yani kolu kırık yani ayağına bir şey olmadı sürece yürümesi
Çok da mümkün. Ama kırıksa da alçıya alınırdı. Geçici bir incinme olmuş sanırım. Aynen öyle. Yani zedelenmesi olmuş. Bu da darttan dolayı olduğunu iddia ediyor. O gün kavga tosundan mı çıktı? Annen dün canlı yayına bağlandı. O dedi ki ben tencere almaya gideceğim diyor. Tencereden kavga çıktı Esra Hanım, ben tencere tosunu bilmiyorum. Bakın ben o gün evde değildim. Yalnız onların ifade ettiği tosun kelimesi, yani evin ihtiyacına, benim de değil, babamların, kendileri sattılar. Evin bir ihtiyacına kullanmak için sattılar. Tamam. Annem de dolayısıyla oradan, şimdi annem de 73 yaşında kadın, eski kadınlardan. Gezmeyi bilmez, yemeyi bilmez, içmeyi bilmez kendisi. Götürdüğümüzde de zaten zahmet olur diye de kendisi de gitmez. Ha, bu ona beddua etme şansını veriyor değil mi? Ondan sonra annem de dedi ki bak, bu da vardı, ben vardım, annem vardı. Annem buna dedi ki yıllardır dedi, ben dedi bu evde dedi gelin dedi, benim dedi bir tane dedi dikili bir şeyim dedi yok dedi. Hazırcılar dedi, hazırcılar dedi geldi dedi, rahat rahat dedi oturacaklar. Bu kelimeyi kullandı. Hayır Esra abla, sadece öyle olmadı. Bazen o cümlelerle çok anlattığı gibi olabilir. Olmadı. Aslan buraya oturduğunda senden öyle bir bahsetti ki şimdi ben de sana bakıyorum, çok enteresan da bir nikah fotoğraflarınız da var. Yani temalı, hani kurgusal olan, aslında bir şey anlatıyor buradaki bu fotoğraflar. Çok sevdiğim bir adamla, çılgınlar gibi sevdiğim bir adamla, yanımdayken bile telefondan fotoğrafını bakıp öptüğüm bir adamla evlendi dedi. Burada da aslında fotoğraflarda da şeyi görebiliyoruz, hep güçlü karakter olan kadın sensin. Ama Esra abla, ben bu adamla evlendim, balkona çıkardım, böyle el ele dolaşan sevgilileri izleyip hep ağlardım. Ondan sonra güpte ederdim. Sonra özerdim ki arkalarından, ayaklarına taş değmesin, hiç ayrılmasınlar. Ben Deniz'i çok severim. Bütün derdimi Deniz'e anlatırım ben. Ben Erdal'la evlendiğim süreç boyunca Deniz'e hasret kaldım. Sadece uzaktan bakabildim. Ben, babaannem öldü. Deniz kenarına götürmedi seni. Tek bir dökmedim. Deniz'e gittim. Ama bu adam sayesinde psikolojim... Sonra ben şu an ilaç kullanıyorum Esra abla. İlaçla ayakta duruyorum. Benim üzerime kredi çektin, ödedim dedin. Ben şu an icralıyım, icralık. Kredilere gelmeden önce bu evliliği, her bu hale yalan. Nasıl getirdiniz Erdal? Nasıl Esra Hanım? Bu fotoğraflarda başlayan, yani hani daha güçlü görünen Aslıhan aslında... seni sevmekten mutlu olan bir kadın vardı. Nasıl oldu da Aslıhan'ın sevgisini tükettin? Gülüşlerini soldurdu. Aslı'nın bende sevgisi hiçbir zaman bitmedi. Hala da bitmiyor. Yani onu, o da biliyor iyi. Yalan havuzunda tuttuğun balıklarla burada satış yapamazsın. Tamam Aslı, nasıl anlamak istiyorsan öyle anla. Diyor ki işten gelirdi ya da düzenli çalışmadığını iddia ediyordu. İşten gelirdi, kapıyı açardım, bana böyle davranma, bana böyle bakma derdi diyor. Esra Hanım, öyle bir şey söz senin konusu değil. Senin aile hayatın nasıldı? Senin evlilik hikayeni senden duymak istiyorum. O anlattı. Ya bizim bir evlilik şey hikayemiz asıl şey Esra Hanım, bizim evlilik... Erdal, ilk geldiğin zaman ben seni hoş geldin deyip öpmeye çalışırken sen beni itip yemeğimi yiyeyim, çayımı içeyim ondan sonra demiyor muydun? Aslı, bu nasıl bir şey böyle ya? Nasıl bir ithamda bulunuyor ki bana? Bu itham değildi hani. Ben ithamda Esra Hanım, şimdi bak öyle bir şey konuşuyor ki. Evet. Ben evime gideceğim, işten gelmişim, bu kapıyı açacak, ben bunu iteceğim. Böyle bir şey var mı ya? Yemeğimi yiyeyim, çayımı içeyim, ondan sonra sarılsın diyordun, itiyordun beni. Ya bunu ondan kelime olarak söylemiş sonra bak. Sonra da benim şeyim kaçıyordu, şey Aslı, yapıyordun. Aslı, bunu kelime olarak söylemiş olabilirim. Erdal, veyahut bu, bana bu sadece, itme, kalkma ben sadece olayları, sen bunları söyleme. Yana, istediğin zaman yana yaklaşabiliyordum. Onun haricinde beni yana yaklaştırmıyordun sen. Ne demek istediğin zaman yaklaşabiliyordun bana ya? İstediğin zaman yaklaştırıyordun işte. Bu kadar kendini küçültme burada. Ben kendimi küçültmüyorum. Ben haklıyım ve başımı dik tutacağım. Peki haklısın da salı günü verdiğin avukattan niye hakkını alamadın? Buraya çıktın. Avukattan hakkımı alamadım telefonda... değil. Avukat 2 yıl sürer dedi. Ben de Esra ablaya güvendim. Tamam 2 yıl sürsün. Umudunuzu kaybetmeyin dedi. Ben de geldim, umudumu tamam. Kaybetmeyin. Hayatım, ben şimdi Esra anlaşmalı boşanmada size destek olabilirim. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Çekişmeliyse 2 yılda sürer, 5 yılda yani. Sürer. Damayı, yani hangi hakkımı dava türüyle boşanmaya zaman, gideceğiniz Esra sizin tercihiniz. Ben sana ne hakkını vereceğim Aslı? Sevgisiz bir adam olduğunu annenden altını alırsın çiziyor. Hakkını. 5,5 yılımı benim evliliğimi bitiren senin annen oldu. Nasıl annem oldu? Annen nasıl mı oldu? Bak nasıl anlatayım. Nasıl oldu? Seni burası... bir beleyip kucağına yatırmadı kaldı bir... be. Burası benim evim mi? Evet. Benim evim. Benim evime geldi, temizliğimi kendisi yaptı. Göndermiyordun. Göndermiyordun. Neyi göndermiyordun? Anne biraz daha dur. Aslı'ya yardım et. İnek var, şu var, bu var. Aslı. Göndermiyordun. Bak. Bazı şeyleri doğru konuşmaya çalış. Burada ikimiz de yolumuza bakalım. Ben hani bu doğru gönderiyordun, konuşuyorum göndermiyordun zaten. Meseleleri benim bunlar değil. Benim altınlarımı ver.
Benim tazminatımı ver, ondan sonra ayrılalım. Ben sana her hiçbir şekilde bir şey vermeyeceğim Aslı. Babama çektirdiğin 70 bin lira ne oldu? Babana dün akşam annen diyor ki 5,5 seneden beri kredi çekiyormuşum. 5,5 seneden beri çektirdiğim kredileri ne yapmışım? Ben bana bunu ispatla. Ben seninle tanışmadan önce bizim bankayla işimiz olmuyordu. Evet, seninle 2010, tanıştım, borç batağına düştük. 2018'de sizin borcunuz vardı 30 küsür milyar. Seninle tanıştıktan sonra oldu. Fındık esnafı aldınız, araştır. Borcu ödeyemediniz, fındık araştır. Aldınız, fındık. Bak takla attırdınız, borç bir dahaki yıla kaldı. Ondan senin sonra bu yüzünden. Borcu... Nasıl benim bizim yüzümden biri, oluyor? Bizi bir lokma ekmeğe muhtaç bıraktın sen. Ne demek bu? Ya 5,5 seneden... Dayılarım olmasa şu ana kadar gelemezdik bile. Ya beni dayın ilgilendirmiyor. Bak ben sana bir şey söylüyorum. 5,5 seneden beri bunlar sorun yoktu. Ev, araba, altın, şu bu hiçbir sorun yoktu. Ta ki annem bunları yapana kadar, buraya gelene kadar mı sorun oldu bunlar? Annem ne yaptı sana? Ben ya... Annem ya ne bak yaptı? Annem söyle. Ne yaptı diyorsun? Bir şey söyle. Bak Aslı. Kendi Esra abla, benim annem yardımlarla ayakta duran bir insan. Arıyordu beni, kızım evde neyin yok? Ondan sonra diyemiyordum gibi, anne benim şuyum yok diyemiyordum Esra abla. Benim şuyum yok diyemiyordum. Ondan sonra annem diyordu ki, kızım bir eksiğim var söyle. Aslı. Benim annem evine ekmek götürüyordu. O da diyor ki, kayınvalidem benim zaten... Benim evime getiriyordu ekmeği. Aslı, bak senin evde bir şey eksikse söylemen gereken ailen değil, ilk önce benim. Değilsin. Ne zaman karşıladın? Ben seni bir gün aç bıraktım mı? Aç bırakmadın da annem olmasaydı aç kalırdık. Ya ne demek annen aç kalsın? Annen zaten kendisi özür bakan bir insan. Annemler kredi çeksin. Rahatsız kendisi. Baban rahatsız. Benim annem rahatsız. Ve babam bir ekmeğe muhtaç kaldılar senin yüzünden. Nasıl benim yüzümden kaldı? 5,5 seneden beri kalmadılar. Dün bugün mü kaldılar 5,5 seneden beri ekmeğe muhtaç? Erdal, biz sadece fındıkla geçinen insanlarız. Dayım olmasaydı annem ve babam ne yapardı? Ya hangi dayı? Senin yüzünden benim annem 15 günlük danasını, ineğini 15 gün olmuştu doğuralı. Bu adam yüzünden sattı. Siz ben diye müdahale olmadınız. Aile, şimdi bakın. Sizin eşinizin senin ailene olan davranışını belirleyen kim biliyor musun Aslan? Sen. Sen sınır koyacaksın. Anne hayır. Sen... Gönüldür evlat Esra getirir abla, ama orada. Evin içerisindeki Hı-hı. derdi sen de demek ki bunu annenin senin ailene, senin yaşantına müdahale etmesine daire olmuşsun. Hülya abla. Yani çünkü izin vermesen annenle bu kadar yüz göz olamaz. Hülya abla öyle değil. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Sizin eşinizin telefonunda anneniz kara mamba olarak kayıtlı. Bunu gördüğünü söyledi. Bunu gördünüz mü siz? Hülya Hanım bunu ben gördüm. Sordunuz ona da söyledim. Kim bu kim bu diye. Ona da söyledim kendisine. Kayınvalidem dedi ben bu şekilde yazıyorum dedi. Ben de bir şey demedim. Kendisi de orada. Sizin için mahsuru yok mu öyle? Benim için mahsuru var tabii ki var. Sonuçta sevmeyebilir, istemeyebilir ama... Yani sonuçta bir annedir, hakaret bir babadır. Hakaret edilemez yani. Bu şekilde kara mamadır, kara yılandır. Yani kendi annesi de buraya dün geldi. Bak 6 senedir nişanlını da sayarsan 7-7,5 sene yapıyor Hülya Hanım. 7,5 seneden beri. Bunu dayıları annen, söylüyor annenin ya. Bana işkence ettiğini bilmeseydin ona da izin vermezdi. Aslı bir saniye. 7-7,5 seneden beri annesi babası evime gelir. Bakın annesi babası evime gelir. Bir gün dahi bir saygısızlık bir terbiyesizlik yapmışlığım yoktur. Bak, ama sen eşim... dün dedin ki 365 gün 240 günü bizdeydi dedin. Tamam Esra Hanım doğru. Yani siz aslında yalan Aslan'ın ailesiyle beraber mi yaşıyordunuz? Ben yalanız yalan söylemiyorum. Hayır şu bak buradaki tehlikeli durum da şu. Tüm şiddet olaylarında annen senin yanında mıydı? Bazılarında yanındaydı. Senin yanındaydı. Yani o zaman niye kızım gel gidelim demiyor da. Ben çok... O da diyor ki madem hani bu iddia ettiği şeyleri kabul etmiyorum Hı-hı. diyorsun. Diyor. Annen seni korktum niye oradan Esra çıkarttın? Abla, kendi canımı geçtim. Onlara bir şey olacak diye korktum. Sonuçta hayatım ama... o zaman kayınvalidenin korkudan kara mamma yazar mısın? Ben soruyorum. Kocanızdan korkuyorsunuz. Telefonunuza kayınvalidenizi kara yılan diye kaydediyorsunuz. Edebilir misiniz? Esra abla. Korktuğun adam onu gördüğünde sana ne yapar? Esra abla ben onun neye kızıp neye kızmayacağını çok iyi biliyorum. O annesinin ne olduğunu bildiği için... Bana kızmayacağını düşündüm. O senin anneni yaptım. Kara yılan diye kaydedebilir mi telefonuna? Etsin. Etsin. Ben ona hiçbir şey yapmadım ki. Ederse etsin. Siz şeyleri kafa değiştirmişsiniz yani. Bir kere bu bir hakaret. Annenin adı varken yani kaynana yazarsın anlarım bak. Kaynana da bana göre ağır ama kaynana yazarsın da bir şey demez ama korktuğun kocanın... Annesinin adını Karamamma yazma. Esra abla onu yazmamın nedeni neydi biliyor musun? Erdal çok iyi biliyor. Zaten onun gözünün önünde yaptım onu.
Ben de telefonum yoktu benim. Bir yıl boyunca telefonsuz durdum. Annem bana ikinci elden telefon aldı. Aradım hemen. Alır almaz onu aradım. Dedim ki anne dedim ben telefon aldım artık bana ulaşabilirsin. Beni soktu. Dedi, ama annen aldı telefonu zaten. Annem beni aldığını şey yapmıyor, yalan konuşuyorsun dedi. Erdal aldı dedi, oğlumun paralarını yiyorsun dedi bana. Ha, kayınvaliden bana buradan ulaşabilirsin diye. Şimdi bir anneyi de kayınvalideni de çağıralım. Sen karını seviyor musun? Esra Hanım, ben seviyorum da ailesinin hayatımdan çıkmasını isterim. Hani şunu demek istiyorum, bakın. Sen çık benim atsın hayatımdan. Atsın demiyorum, atmasın demiyorum. Tabii ki gelecek, giyecekler, mesafeli. Oturacağız. Mesafe şeklinde yani. Bir insanın evine gelmeyle, burada herkesin çoluk çocuğu var, evli olan da var, evlendirmiş olan da var. Yani bir insanın evine geleceği, gideceği bir zamanlar olur. Esra abla, bu yanlış bir şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Sizin evliliğinizdeki tek sorun sana göre nedir? Ailesi. Esra abla, bir şey söyleyebilir miyim? Hı-hı. Dayıma da bağlanın, çünkü dayım her şeyi biliyor. Önce bir kayınvalideni. Esra abla, ben şey, anneni alacağım. Rahim filmi çektirdim. Rahim filminin ne kadar zor olduğunu bilirsin belki. Benim 5 günlük kanamam oldu, tutturdu köye gidelim diye. Ben dedim ki Erdal, benim kanamam var, o yüzden dedim az iyileşeyim ondan sonra. Dedi ki bana, annemin ağzı yüzünden gitmek istemiyorsun değil mi dedi. Ben de açık açık söyledim, evet dedim, annenin yüzünden gitmek istemiyorum. İstemiyorum. Beni darp etti, beni dayımlar aldı geldi. Erdal Bey, ben cevaplayın. Ben oturamıyordum, oturamıyordum. Nasıl? Ne nasıl? Darp etmişim, seni dayınlar almış gelmiş ya. Peki dayınlar geliyor alıyor sana da bundan 3,5 sene önce amcanın kızı vardı Fatma. Eşinden ayrılmış gelmişti sizin kapınıza. Fatma sana telefon edip de gel Ordu'da yaşayalım birlikte deyip de Almanya'daki teyzene Kadir dayın seni bağırmadılar mı, sana kızmadılar mı? Ne karıştırıyorsun senin, sen benim be? Senin benim evimden bir gideceğim, bu 4. Aslı. Hayır, beni dayımlar almaya geldi. Ondan sonra ben dayımlardaydım. Evet Fatma abla bana Aslı, öyle dedi. Ama Aslı, dayım dedi ki, Aslı dedi, yuvanı kurtar dedi. Aslı, olsun bir daha yapamaz çünkü biz devreye girdik dedi. Aslı, benim yanımdan gideceğim bu 4. Nereye gidiyor? Darp etmeseydin. Gecenin bir yarısında dayısına telefon eder. Mesela bir şeyden bir tartışma çıkar Esra Hanım. Ondan sonra ne olacak bizim sonumuz? Biz boşanalım. Ben dedim boşanmak istiyorsan tamam boşan. Esra abla dedim cevaplasın ki, ama evet. Boşan, ondan yalan sonra dayısını arıyordu. Ya. Dayısı gelip bunu alıyordu. Esra abla öyle olmadı. Peki. Dedi ki bana, seni dedi babanın bir konuyu üzerinden yeni tartıştık şu an konuyu şey yapmıyorum. Seni dedi babanın evine göndereceğim dedi. Ara babanı dedi. Ara dayını alsın gelsin yani seni dedi. Ben şunu kısaca şöyle diyebilirim aslında sevgili seyirciler. Geçinmeye gönlü olan her türlü şartı oluşturuyor. Geçinmeye gönlü evet. olmayan için o kadar çok olay sebep yaratabiliyor ki biraz da öyle. Şimdi annen geliyor. Kocana göre annenle arandaki mesafeyi koruyabilsen, yani evlilikteki mesafeyi koruyabilsen biz mutlu bir çiftiz. O çağırıyordu. Ama annen sürekli sizde olduğu için evliliğin aşırı müdahale ettiğini ve seni etkilediğini iddia ediyor. Buyursunlar. O çağırıyordu, o. Oh. Gelsin. Emriye Hanım da buyursunlar lütfen. Gel biraz Aslıhan'cığım böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, buyurun. Hayırlı yayınlar. Sağ ol. Bak damadın karşıda. Damatım yok benim. Öldü mü senin için? Ben onu gömdüm, öldü benim için. Ne zaman gömdün? Ben onu mu? Benim çocuğuma dövdüğü için gömdüm ben onu. Madem hata bendeymiş de, ben evi terk etmişim de, sen gurursuz onursuz musun? Niye aldın o zaman evine? Ben hatalıyım ya. Ben terk ettim ya evi hiçbir neden Aslı, yokken. Niye aldın o zaman? Geldin. Ben seni oğlum bildim, oğlum. Oğlum dedim sana, bağrıma bastım seni. Şimdi bana burada... Sen bana böyle mi yapacaksın? Anne desem kızıyorsun, kayınvalide desem kızıyorsun, ne desem ben de bilmiyorum ben da. Senin, bana burada şimdi... Ben senin... Hakaret edecek cinsten bana konuşma. Bana telefon açıyordun. Anne gel, bak, anne gel. Bir, şu işim var, bu burada bir işim evlilik var. Söz konusu. Söz konusu olan burada evlilik, bak. Şimdi nasıl konuşayım? Burada nasıl söz konuşayım? Konusu olan evlilik. Beni yedin sen bitirdin, dün arabayı soktun, kızıma tüple vuruyor dedin, bıçakla vuruyor dedin. Vuruyordun, yapıyordun. Peki, ben o zaman kızına bıçakla... Bak, sobanın üstünde kaynar suyu alıp da... Ya madem ben bunu 5,5 senelik hayatımda ben kızına bunları yaptım. Ben yuva yıkılmasın diye, bu zamana kadar yuva yıkılmasın diye sabrettim. Sen benim yanımda çok şeylik yaptın bak, çocuğuma. Bak 5,5 seneden beri ben çok, bunları madem kızına yaptım, ben evden çıktım gittim. Kızını alıp da bir jandarmaya bir karakola niye sığınmadın? Niye 40 gitmedin? Gün oldu bugün, ben 11 kilo vermişim. 88 kilodan 72 kilo vermişim. Evliyim, ikinci yılında biz karakoluk olmadık.
mı? Sen niye kızımın evine gelip de kızımın evini bozmaya çalıştın? Benim niye? Evime gelip de. Sen niye bozmaya çalıştın ben kızımın evini? Kızının niye? Hatalarını, kızının olgunlaşması gereken yerlerde... Ayda yılda geliydim, 10 gün duruyordum. 10 gün duruyordum, onu da sen durdurt duruyordun. Sen saydın sana burada. Beni. Kızının olgunlaşması gereken yerlerde araya sen girdin. Bize yardım et diyor. Bak kızının olgunlaşması gereken yerlerde araya sen girdin. Otur kızım, ben yapayım, sen yorulma. Bir tane çık. Herkesin kız evladı var, herkesin erkek evladı var. Kız evladı, çocuk sadece sende değil. Göçebe gibi. Tek çocuk musun Aslıhan? Tek kız mı? Evet, evet. Benim çocuğum. Kıymetli. 15 yıl. Benim evime gelip de, bak kayınvalide. Benim evime gelip de. Benim evime gelip de. Nerede benim temizliğimi yapmak sana düşmüyor. Benim yemeğimi ekmeğimi yapmak sana düşmüyor. Benim affedersin iş çamaşırlarımı yıkamak sana düşmüyor. Ben seni ne benim zaman eşim yıkadım var, eşim. İş çamaşırlarını yıkamıyorum. Sen yıkadın söyledim bunları makine sen. Makine yıkıyordu. Ben bak, seni yıkadım. Yalan konuşma. Buraya dün akşam bir iddia attınız. Tamam ben yalancıyım. Beni mahvettin. Ben yalancı olduğumu kabul ediyorum. Siz de benim söylediklerimi kabul ediyor musunuz? Siz doğru söylüyorsunuz. Engelli eşime kredi çektirdin. Kaç sefer kredi çektirdin? Neyle kredi çektirdin? Kaç tane inek sattın? Madem ben sizi zarara uğrattım 5,5 seneden beri. Yazıklar olsun sana. Beni hep rezil ettin. Tamam bana yazıklar olsun. Bak ben de size diyorum ki. Madem 5,5 seneden beri. Seni bağrıma bastım. Sana elimde avucumda ne varsa verdim sana. Emniye teyze, bağrına bastım. Seni evladım yerine koydum cümlesi aslında çok önemli ve kıymetli bir cümle ya. Evet, ben şimdi ama şöyle aynı. Bir tezatlık var. O diyor ki ben şiddet gördüm diyor. Sen bugüne kadar şiddet gösteren damadı bağrına basıyorsun. Yani burada bir gariplik var. Onu çocuğuma ilk işkence yaptığı zaman bitti. O zamana kadar basıyordum ben onu bağrıma. Sonra yuvası yok. Ailece toplaştılar bir yere. Yuvası yani, yıkılmasın diye. Bunu yapmazsın. Esra bu en abla. Başından beri yok, böyle bir şey oldu. Sonra da bana şey alabilir misin? Esra abla. Tabii. Bir dakika anne. Bu da dedi bana. Daha beni eskisi bana gibi şey... dedi. Sevmeyin dedi. Ben çocuğuma işkence yapıyor. Dövün nasıl seveyim ben? Yani evlendiği günden anne beri işte kredi. Bir dakika. Esra abla. Biz 3 yıl önce karakolluk olduk. Beni darp etti. Çene sıvımı boşalttı. Orada beyanı var. Evet eşim ne diyorsa doğrudur diye beyanı var. Buyurun. Hadi yalan de. Ocak ayında eşim. Bunu da yalanla. Ya eşim evde tek. Bilmediğin bir şey nasıl yalan diyeyim doğru diyeyim. Ama o şiddet olayından sonra tekrar onu bugün boşanma davasına konu yapamazsınız. Çünkü taraflar barışmış ise. Değil yok. Mi? Siz bilmiyorum. O olaydan sonra onu bir boşanma sebebi haline getirmiyorsunuz. Eşinizle tekrar bir araya geliyorsunuz. Hatta evliliğinizi... Kurtardıktan sonra bir de çocuk dünyaya getirmek için tedaviye başlıyorsunuz. Evet. O anlamda da geriye dönüp 3 yıl önceki meseleleri şimdiki boşanma yani davası. Yani bu Şubat ayındaki ben annemin ayağına en kapandım. En son olayı boşanma davası yapabilirsin. Hülya Hanım ben annemin yani ayağına kapandım bir darp, zaten. Darp beni geri varsa, gönderme diye. Darp varsa o zaman onu konu yapabilirsiniz. 3 yıl önce ondan sonra ne... problemlerinizi çözmüşsünüz, bir araya gelmişsiniz, bebek istemişsiniz, annen gelmiş, sende kalmış, şimdi bu... siz mekan değiştirmişsiniz, yeni bebek bir mevzuna bir gelmek istiyorum. Erdal, programa bebek için mi gelecektiniz siz? Ben hayır, bebek için benim öyle bir niyetim yok Esra Hanım. Biz annemle ne zaman başvuru yaptınız? Yapmadık. Ne zaman bu karara vardınız? Yani çocuk olmuyor diye hani önceden... Geçen yıl mı? Yok. Daha yeni, bu yıl. Bu yıl içerisinde. Evet, düzeldi bir ara çünkü psikiyatriye götürdüm ben onu. Dedim ki Erdal, tedavi göreceğim dedi. Tedavi gör dedim. İlacı alırken çok iyiydi Esra abla. Bal tedavi gibiydi. Tedavi mi görüyorsun bir sen? Bir kere mi gitti, bir kere mi iki kere mi? Psikiyatriste gidiyor musun? Yok. Gitti hayatım değil. Sana bir psikiyatrist bir ilaç verdi mi? Verdi de kullanmadı Esra abla. Esra'nın bir sefer verdi. Bir sefer ne verdi? Devamı gitmedi. Kapının ismini bilmiyorum ben. Gitmedi. Kafayı sakinleştirmek için. Evet. Gitmedi. Ondan sonra... Bende çok az bir öfke kontrolü var sadece. Başka bir şey yok. Ha, öfke sorunum var. Sadece bunun için verdi. Ama ben bu hapı yedim. Azıcık hani vücuduma ağır mı geldi ne yapayım bilmiyorum. Sürekli akşama kadar uykum geliyor. Bir de el işinde çalıştığım için ben hapı bıraktım. Yalan değil. Hapı kullanırken el işinde çalışıyorum. Gitmedi Esra abla ben deneyeyim dedi. Hayır onu değil. Gitmedi. Hapı sen beni sakinleştiriyor diye bıraktın. Beni söylemediğin için bıraktın. Ya hap beni zaten sakinleştirmiş olsa aslında. Ben niye bırakayım? Benim çocuğumun psikolojisini bozdu. Bak benim çocuğum şimdi... Ya diyor ya 3,5 seneden beri şiddet uyguluyor. Şiddetin biri de aynı, beşi de aynı. Madem 5,5 seneden beri ben sana şiddet uyguluyorum, bunu bir sene önce bitirseydiniz. Daha yapmayacağım dedin. Kaç kere ayaklarımıza kapandın. Daha yapmayacağım. Ya niye yapmayacağım dedim. Ben şiddet uygulamadım ki sana. Ben neyini yapmayacağım? Niye yapmadın? Bağlansınlar. Lütfen Esra abla bağla. Köyü bağla. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen dün akşam dedin ki... Yüzüne varıncaya kadar sattın. Esra Hanım da dedi. Sen burada dün akşam dedin ki... Çocuğuma altınlarını bir ay daktırmadın. Bir ay daktırmadın. Bir de bize yalan konuştun. Sen dün akşam dedin ki...
Şeye yatırdım diye yalan konuştun bir de. Bankaya yatırdım dedin. Mı? Yalan konuştun. Annen değil ki. Çocuğunun dediği değil. Ne yaptı diye. Bir de çamaşır mı şey yaptı diye. Ben ne yapmadım? Çocuğumun bir şey söyleyeceğim. Aslında kayınvalide geldi de. Hani, ben çocuğumun her şeyini yaptım. Her şeyini. Aslıhan, Aslıhan ikinizi böyle bir aile terapistine göndersem. Fazla var. Ben barışmayı istemiyorum. Hayır aşkım. Çünkü o adama ben çok inandım. Aslı tedavi olacağım, Aslı tedavi olacağım, Aslı tedavi olacağım. Yapmıyor. Bak, bu adam yalancının önüne gideni. Benim tedavimin sonucu yanında oturuyor. Tedavimin sonucu yanında oturuyor. Tedavi, yani hastalığının sebebi mi o? Evet. Onun sonucu o. Bir de kayınvalidem hastalığı. Senin de hastalığının sebebi kayınvalidem. Babamla ilgili ne sorun olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Defalarca sana 5,5 seneden beri de söyledim. Esra abla, sen de biliyorsun tabii. Anne. Eşimi tam kaç kere kredi çektim eşime. Annemle babamı inek sağar gibi sağdı. Evet, sonra para gelmeyeceğini anlayınca. Hayır, hayır, hayır. Mesele para değil. Ya. Bak, eşim köyde yalan. Aldıysan 5,5 seneden beri Aslı. Ben oradan bulmaya takma. Bak, 5,5 seneden beri ben sizi bir maddiyatsızlık durumuna düşürdüysem bana ispatla. Bak, ölen yükseltim. Bir daha bir saniye bak. Çok basit biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Bak. Çok ama basit. Sen ne biçim kocasın? Az çocuğumun dedim. Üstüne 40'aş kredi çektin de niye ödemedin? Çocuğum hep icralık şimdi. Ya niye ben ödemedin? Kızının üstüne nasıl imzası olmadan nasıl kredi çekeyim ya? Böyle bir saçmalık mı? Hayır çekeyim? Tamam. Benle birlikte gittin. Bana ödedim dedin Erdal. Neyi ödedim bana dedin? Bana ödedim dedin. Niye, ben niye ödedim? Ödedim dedin. Bak, dedin. Bir de sadece dedi ki bir tane icra... Esra Hanım'ı gösterebilirsiniz. Evet, çocuğumun üstüne baksana. Tamam, ödedim dedin. Diğer icraları niye ödemedin? Niye ödemedin? Ya benim haberim yok ki olsa onu da ödedim. Niye yok haberlerin? Niye yok? Zaten yapmak zorundayım. Niye yok? Çocuğuma telefon aldım. Ben tek başıma mı çektim lan onları? Doğum gününde çocuğuma telefon aldım. Ya sen kredi çekmişsin, çekmişsin. Benim bundan haberim yok. Ben bir tanesini ödedim. Eşinizin kredi çektiğini biliyor musunuz? O krediyi sizin için mi çekti? Yok, yok. Ne zaman çektiniz o krediyi? Ben bilmiyorum ne zaman çektim. Esra abla, pandemide birlikte gittik onunla. Birlikte çektik. Aa, bu boşanma şeyini ya öğrendim. Niye konuşuyorsun sen ya? Pandemide ne kredisi çektik? Esra abla, bak... Pandemide kredi çekmedik mi? Aslıhan dedi... Evra alabilir arkadaşlarımız. Aslıhan dedi şey dedi. Peki, Esra Aslan sen bu evliliği bitirmek istiyorsun. Evet. Haklarımı da almak istiyorum. Bitirmenin, bir saniye, bitirmenin şartı ne? Ne Emri abla, siz karışmayın. Bana ziynet altınlarımı ver. Evet. Maddi manevi tazminatımı ver, evet. 6 yıllık tazminatımı ver. Git. Arabamızı da tamam, versin, kredilerimizi saniye, de. Arabamı da ver. Seni dinledim. Arabamı saniye, da ver. Kredilerimizi de öde. Benim konuşacağım çok şeyler var. Çektiğin kredileri öde. Beni mahvettin. Ya ben sen bir araya bir girme. Teyze siz bir karışmayın bir dakika. Ya. Bir araya bir girme sen. Evet. Sen bir araya bir girme Allah rızası için. Düştü duruma düşeceğiz yapma da. Allah rızası için bir araya girme ya sen. Mahvettin sen beni. Sen araba aldım dedin. Arabayı kimden aldın? Sigortasını kimden yaptırdın? Bana bunun cevabını ver. Parayı tabii ki. Parayı bankadan eşime çektirdin aldın gittin. Kendin bak, aldın. Ama dün akşam ben aldım parayı ben verdim diyorsun. Şimdi eşim diyorsun. Eşime çektirdin. Kime eşine çektirdim? Sen çektirdin eşine. Peki ben senin eşine... Başkere çektirdin, başkere. 5-6 tane inek sattım. Eşine, eşine... Bana kredi, bize bak, kredi çektirdin, ver sana. İnekleri danaya karıştırma, kurbanlık verdin onları. Aslı anlıyor ki annenin babanın durumu yok. Yani annenin babanın durumu yok. Nasıl sürekli Allah araba alıyorsunuz sizde. Yani insan biraz ayağını yorulma. Yani sen şimdi diyorsun ki benim annemin babamın durumu yok. Evet. Yardımlarla geçiniyor. Evet. Ama diyorsun ki ikinci iddianda... damadına sürekli kredi çekiyordu. Evet. Koyunlarımız şunu, vardı, araba aldık. Bak, ya maddi durumu iyi değildir. İyi olmadığı için Hülya de abla, babam, annem böyle bir şeye... Miyim? Bir dakika mı müsaade et? Sen kendinle çelişiyorsun. Diyeceksin yok ki o zaman anne durumunuz yok, niye kredi çekiyorsun? Sen Hülya niye izin abla, veriyorsun? Şöyle, benim fındığımız var, 500 kilo oluyor. Allah. Niye? Babamın da... Şimdi o matematiğe giremeyeceğim. Babamın da çiftçi kartı var. Peki ama yani şunu da söyleyeyim. Bir tarafta da hani kafam da çok karıştı. Şu açıdan karıştı. Bak, bana kardeşim hani bazen damada aşırı bir anlam destek yüklenip çıkılan... bütün yatırımı damat üzerinde yapıp sonra bir hayal kırıklığı yaşarsın. Böyle bir durum mu var? Aksi aynen bir durum öyle mu var? Hani boşanmanız konusunda bile sizi karşılıklı bir araya getireceğim. Oturun, konuşun. Hangi şartlarda anlaşabiliyorsunuz? Bu boşanmayı konuşma bazen barışmayı da sağlayabiliyor ama kararsız bir... Hayır. Sadece bu görüşmelerde annen olmasın, tamam mı? Barışmak falan hiçbir şey yok Esra abla. Ben o çektiği kredileri eşime... Abi, şeyde... Kızın dese ki ölüyorum, bitiyorum anne dese ne yapacaksın? Kızım daha öyle bir şey demez. Dedi. Ben barıştıktan demez sonra... Barışıyorum, demez, seviyorum dedi. Ben karımı istedikten sonra sen ikinci plandasın. Bak orada kapının ağzındasın. Sen,
senin karın falan yok da. Ben karımı yok, istedikten sonra, bak senin ben karımı aldıktan yok. Sonra istedikten sonra sen annem ikinci plandasın. Sen bir araya girme. Hırsızla dolandırıcılar değil. Ben kimi dolandırdım? Peki. Senin gibi kimi dolandırdım? Onları bir karıştıracağım. İnşallah ben Emre Hanım. Canım ciğerim dediğin insana aynısını sen yapacaksın. Olmaz. Ali Işık, Mustafa Işık bağlansınlar. Beni yanına çağırdı. Emre teyzeciğim, şimdi sizi uğurluyorum tamam mı? Aslıhan'la Kadir, Erdal'ı bir araya getir. Çocuğa da hep Kadir diyorum niyeyse. Erdal'ı bir araya getireceğim, gel. Bir dünya yani bir araya gelse ben kesinlikle ta buna kızımın dırnağını bile vermem. Tamam. Kızın isterse ben diyorum. Ben şimdiye kadar solumun arkasında hayır, şey yapmadım. Kızım dedi ki seviyorum dedi ya. O bana ta çoktan söyledi. Bitti seviyorum diye. Dese. Hayır bitti diye o bana çoktan söyledi. Ben... Hayatım döndü karar verdi. Kocasını görünce dayanamadı içi eridi. Dönmez yine aynısını yapacak. Esra abla kaç kere yaptı? Anladı. Aynısını yapacak yine. Peki. Benim varım yoğun bir tanecik çocuğum var. Anladım. Ben, kıymetli. Yani ölüsünü mü almaya gittim Esra Allah abla? Korusun, Allah korusun. Allah kıymetli. Korusun. İşte bak akılları ya şimdi başlarına geliyor. Hadi yarın yani görüşürüz. Tamam gel. Gel 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 gel. İnşallah. Çıkıyoruz şimdi. Diğer konuklarımızı çağırıyoruz. İnşallah. Bu okulu bırakıp sonradan akıllarına geliyor ya bak bir daha o ana geri dönemiyorsun ama hala okulu bitirme şansı var. Ayşe Kaya geliyor buyursunlar. Var. Eşimi deliler gibi seviyorum. Eşim de beni seviyor. Kıskançlığından. Çırpınma uçamazsın. Çocuğumun babasını çok seviyorum. Çok. Çok diyeceksin. Çok mutluyum. Çok. Çok çok. Ben seni seviyorum. Ben evden çıktı diye üzülüyorsun. Ben seni biliyorum. Seni öpüyorum. Öpüyorum. Bak nasıl geliyor. Bak bak. Az bak nasıl geliyor. Arkadaşlar. Aşkım burada. Ben herkesin hayatı ziyan olmuş. Geldi benim hayatımı mahvetti. Senin seviyene inmeyeceğim. Esra Hanım ne derse onu konuşacağım. Gerçekleri söyleyeceğim. Benim seviyemde olamazsın. Benim seviyemde. Üç gün Babasıgil'de, beş tabii, gün İstanbul'da. Tabii. Buralarda yaşadı. Abdurrahim Bey beni evlenme vaadiyle kaçırdı. Yıllarca bu kadından çekmediğim kalmadı. Usandım, bıktım. Sen çocuklarına benim, baktığım sen halde, yönettiğim halde. Kız, ben senin yüzünden aylarca yemek yemedim. Senin kocan yıktı yuvanı. Sık sık hani size ayda bir kere gelip kocasını görüyordu. Ne oldu da hani siz yine bir mahkemelik evet. Oldunuz? Doktorun kapısında bekliyoruz. Bugün de dedim Abdurrahim'i ben göreyim dedim. Ben göreceğim dedi. Bunun resmi nikahlı eşi benim dedi. Ben göreceğim dedi. Bizi bir gün rahat bırakmadı. Muz veriyor adam öldürmeye çalışıyor. Hayır hayır. Dedim hayır. Sen ne yapıyorsun? Yoğun bakımda mı? Muz yiyebilir mi? Burnundan besleniyor. Kızlarına çağırdım, söyledim. Kız yavrularım, annen normal akılda değil. Adamın ayağının yanına upuzun uzanmış, adamda direm var. Adam elini saldırsa diremler kopuyor. Bir uyandım, fasır fasır yatmış uyuyor adamın yanında. Adam Giresun'da fizik hastanesine götürdük. Esra Hanımcığım, sana yeminle konuşuyorum. Orada bizi aramış, bulmuş, adam yürüme bandında yürüyor. Bunu gördüğü anda adam olduğu yere yığıldı. Adamın nefesi kesildi. Bu adam mutlu oluyordu da neden bunu hastaneden attılar? Yalan makinesi, bu kadar yalan söylemesin Allah aşkına. Yılbaşı akşamı oradaydım, bak, yılbaşı akşamı oturdum. Her adam geldiğinde, sana itirin ne diyor biliyor musun? Her geldiğinde. Ne diyor biliyor musun? Bizde diye Ayşe Hanım var şu anda, bizde Ayşe Hanım var diyor. Kocam sevincine bizde diye kardeşini arıyor. Kocam şimdi çok seviniyor. Yalan söylüyorsun. Valla hayatım bak. Geber kıskancından. Ben oraya gidince ne yapıyor biliyor musunuz? Nermin görmesin diye bana böyle yapıyor. Göz kırpıyor. Vallahi bana göz kırpıyor. Beni seviyor ya. Beni sevdiği için göz kırpıyor, böyle yapıyor bana. Ayşe sen sus diyor bana. O diyor şey yapmasın diye beni sevdiğini bana itiraf ediyor. Hakimin bize ansızın geldi. Ben evimdeyim dedi. Benim dini nikahlı eşim var dedi. Kurban olduğum oğlum var dedi. Sırtlarında taşıyan oğlum var dedi. Bu kandırmayı çok iyi biliyor. Kocamı kandırdı. Bir tek beni kandıramadı. Beni kandıramadı. Beni yavrum gücüm, yavrum kızım, yavrum kızım. Sevgi dolu bir insan gibi duruyor değil mi? Evet öyle duruyor ama İçi beni yakar, fıçı tamam. Seni yakar. Benim babam onunla hala evli. Adam seninle gelmek istiyorsa alabilirsin. Biz buna karşı çıkmıyoruz.
Her ama adam seni istemiyor. Her seninle olmak istemiyor. Sen iyi ol, sen benim annem ol. Babam şunun korkusuna girdi. Hani ben bu kadından boşanırsam kadın bazı sürekli vurduruyor. Öldürmeye teşebbüs ediyor. Şimdi babam da dedi ki en sonunda sizin canınız mı önemli? Benim nikahım mı önemli? Abdurrahim Bey hoş geldiniz yayına. Acil şifalar diliyorum. 30 yıldır beraber yaşadığınız Nermin Hanım'ın yanında zorla mı tutuluyorsunuz? Hayır, hayır. Kendi istemle. Mutlu musun burada? Çok mutluyum, çok. Çok, çok. Ayşe, Ayşe burası. Abdur, ben seni seviyorum. Ayşe Hanım'ı görmeye tahammül edemiyor musun? Hiç edemiyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Beni elden çıktı diye üzülüyorsun. Ben seni biliyorum. Bunun yüzünü Allah göster. Şunu televizyonda kaybedin. Şunu. Babası vurdu beni. Yalan, yalan, yalan. Pusu kurmuşlar be. Pusu kurmuşlar. Ha, pusu kurmuşlar. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Duydu, senin yalanlarını. Vardı Özkan, yalanlarını severim senin yalanlarını. Seviyorum seni bak. Aşkım diyor. Ben senin yanına geldiğim zaman aşkım, bana göz kırpıyordun. Aşkım, seni öpüyorum, aşkım. Öpüyorum. Ya, bak nasıl geliyor, bak, bak, az bak nasıl geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Öpüyorum seni, öpüyorum. Aşkım var. Canım benim, canım hayat. Herkesin hayatı ziyan olmuş. İnsan kendi mutluluğuna sanırım biraz da kendi engel oluyor. Vallahi 30 yıllık bir kuma hikayesi sevgili seyirciler. Bir tarafta Ayşe Kaya, resmi nikahı bende olan kocam 30 yıldır Nermin Kaya ile yaşıyor diyor. 30 yıldır o beraberlikte Nermin Kaya da Ayşe Hanım tarafından defalarca darp edildiğini, vurulduğunu, silahla yaralandığını söylüyor. Bunların hepsi tabii ki kayıtlı. Nasılsın Ayşe abla? İyiyim. Dün eşini gördüm. Bir ay sonra ilk kez gördün herhalde. Evet, çok mutlu oldum görünce. O seni görünce sence mutlu oldu mu? Tabii ki onun o gülüşleri yetiyor zaten. He? O gülüşleri yetiyor zaten. Şimdi sen onun gülüşleri yetiyor bana. Kocam beni gördüğünde, yalnız kaldığında gözünü kapatıyor, böyle böyle yapıyor. Tabii her zaman yapıyor, her zamanki yapıyor. Onun anlamı ne sence? Seni görüyor, gözünü beni kırpıyor. Beni görünce öbür kadın baskı yapıyor ona sürekli. Evet. Sürekli baskı yapıyor. Ayşe kötü, çocukları kötü, Ayşe kötü, çocukları kötü. Oğlun kötü, kızın kötü, karıların karın kötü. Eşinin sana sürekli verdiği mesaj ne orada? Eşime, eşimin yanında kaç sefer durdu. Çabdi Ayşe, eşim, hatta söyledi ona dedi ki. Eşin sana nasıl bir mesaj veriyor? Göz kırpıyor, kafasıyla böyle yapıyor. Evet, ne demek istiyor sence? Gözüyle kırptığı için beni seviyor anlamına geliyor. Ben öyle anlıyorum. Tamam. Ama eşiniz konuşabiliyor, göz kırpmasına gerek yok. O her zamanki hali. Yani sana tamam belki, mı? Şimdi ben mesela onu duyunca acaba hani git görmeyeyim seni anlamında da. Hayır, hayır, kesinlikle. Ama dün kadının dedi ki ben evlendiğim ilk günden itibaren Ayşe ile hep mutsuzdum. Kesinlikle. Mutsuz olması boşanma hakkını verir ona. Tamam da. Fakat hep huzursuzluk, hep mutsuzluk. Ben onunla evliyken bile eve gelmezdim. Beni terk eden o dedi. Ben onu terk etmedim. Terk etme, merk etme yok. Esra Hanım kesinlikle terk etme işi yok. O çünkü o beni zamanında çok aldattı. Biz kocamlandık beraber. Onun için tartışıyorduk. Hiçbir sebebi yoktu. Yok. Nermin tabii Hanım canlı yayında hoş geldiniz. Hoş gördük Esra Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Esra Hanım şunu soracağım. Merak tabii ediyorum. Sen buyurun de merak ederdirsin. Hı. Bu Abdurrahim Bey 14 ay önce hasta oldu değil mi? Evet. 30 yıldır, 34 yıldır bu kadınla beraber birbirlerini seviyorlar. De. Bunların 30 yıllık, 34 yıllık bir anısı neredeymiş? Gördüğü yerde yani bunun olsun bir anısını versin yahut mutluluğunun bir anısını versin. Kendisini yormasın zavallı bir insan. Ben ona çok üzülüyorum. O haline çok yanıyorum. Hı, yazıklar hı olsun. Bu saatten sonra bizim koca çekişmemiz değil, bu adamın sağlığını düşünmemiz gerekiyor. O kocasını sevse onun sağlığını düşünür, onun mutluluğunu düşünür, çocuklarının üzüntüsünü düşünür. Ama onda karakter kalmamış. Benim ona söyleyecek bir sözüm yok.
Yazıklar olsun. Onun 22 yaşında torunu var. Hiç mi utanmıyor koca peşinde dönmeye? İnsan olsaydı ben ona her imkanı sağladım. Ama yok, kadında öyle bir zihniyet yok. Şimdi sen yok. Sen konuştun, sıra bende şimdi bana. Sıra bende. Cevaplıyor, evet. Sıra bende şimdi. Diyor ki 30 yılın... Ha. Dinliyorum. Şu 30 yılın 14 ayı bu adam hasta. Az bir bana geri kalan zamandaki ilişkiyi anlatsın diyor. Dur sen şimdi. Hepsini şimdi cevapla. Ben de konuşacağım. Konuşma sırası bende. Bravo. Bu kadın... Tamam. Bu kadın... Benim eşime aldalası, onda da huzur yok. Hiç inkar etmesin. Gerçekleri söyleyeceksin. Sen benim için böyle söyledin ya. Gerçekleri söyleyeceksin. Benim çocuğum, çocuklarım, kızlarım. Kaç defa sen Sunay'ı aradın? Biz babanla boşanıyoruz. Ben babanı bırakıyorum. Kaç defa aradın? Kaç defa? Çok oldu. Ay benim nikahım yok ki. Ay benim nikahım yok ki. Benim o adama ihtiyacım yok ki. Tamam. Ben çalışmışım, evimi almışım. He. Emekli olmuşum. Kurnazda gibi çocuğum. 30 senedir ben bu adama güvenmemişim ki. Ben ayaklarımın üstünde duran bir kadınım. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Pekala, 30 senedir... Dur bir dakika. Nikahım yok ki ben bu... Bavulumu alır çıkarım diyor. He? Bavulumu alır çıkarım, benim ne hesabım olur diyor. Evet. O zaman hastanede ağladıklarını unutma. Hastanede nasıl ağladın? Ben bu adamla mutlu olamadım. Ben bu adamla hiç mutlu olamadım. Öyle mi? Anam benim başıma gelen neyim? Ben mutlu bir dakika. Olamadım. Allah mutlu edecek ki. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim çocuklarımı parçaladın. Tamam bak bir şey söyleyeceğim. Beni parçaladın. Ben senin... Peki çok özür dilerim. O sana acısını anlatırken sen mutlu mu oluyordun o sırada? Aklım parçaladım. Nasıl mutlu? Bak şimdi o sırada kadın sana... Bak bir şey söyleyeceğim. Nermin abla. Ben... Bu iddia ettiği olayı soruyorum. Efendim? O sana acısını anlatıyor ben mutlu olamadım diye. Kocasıyla mı mutlu olamadı? Senin yüzünden mi ben bir türlü huzurlu olamadım diye benim ağlıyor. Benim yüzümden olur mu Esra Hanım? Yok Esra Hanım. Benim kocam çok... O ezelinden yaralı. Biraz kafası ezelinden yaralı değil. Benim adamım... Sen işten geldiğin zaman içeri saklanıp da kocamı niye dinliyordun? Niye? Ne için dinliyordun? Onun senin yaptıklarını ben hepsini biliyorum. Sen içeri işten gelince içeri saklanırmış. Benim kocam değil. Bu kocasını dinliyormuş. Aciz de evden çıkıp gidebilir. He? Beni bağlayan bir şey yok. Aciz olan giderdi. Ben de evden kapıyı atardım. Benim kocam olmayabilir ama çocuğumun babası bir saygı duyuyorum. Bana yemekler hazırladı, yedirdi, beni baktı. Ben çocuğumun babası, koca neymiş koca? Bu saatten sonra koca lazım değil. Tabii. Ben sabah gidiyordum sabah 7:30'da. Akşam 7:30'da geliyordum. Kocam istediği şeyi yapabilirdi. Bastığı yeri inleten adamdı. Emine Hanım, nerede emeklisin? Ben 84'ten işe başladım. Yıllarca çalıştım. Hı hı. Yufka'da çalıştım, tekstilde çalıştım, iplik fabrikasında çalıştım. Emekli oldum. Durmadınız emekli yani. Oldum. Yine de kimseye minnet etmek durmadım. Hı hı. Evde ayrı iş yaptım. Dışarıda ayrı iş yaptım. Sen... Ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. Sen... Bunların pisliğinin yüzünden... Adam bana yalvardı Nermin bir çocuk daha yapalım diye. Hmm. Hayır Asrail Bey dedim. Allah bana verirse hayırlı versin. Bir tane çocuk yeter bana dedim. Ondan sonra yeter ki hayırlısı olsun dedim. Allah'ıma şükürler olsun ki o kadar da hayırlı evladım var. Allah bana ne istediysem hepsini tamam, verdi. Tamam geldin gibi helal olsun çok sana şükür. Geldin gibi benim yeteştirdim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Makara. Sadece. Yalan. Bunlar hepsi sizden. Bir dakika sus. Buyurun. Esra Hanım. Efendim. Esra Hanım bir şey söyleyeceğim. Bak. Buyurun. Benim yüküm o kadar ağır ki sana anlatamam. Allah yıllardır çalışıyorum. Emekli oldum. Yine Allah çalıştım. Ondan sonra şu anda adamcağızın benim bak. Kolunuz topu torbası ayrı. Peşliliği ayrı. Aklının unutkanlığı tam huzurlu ayrı. Olacağınız bunu zamanda emeklilikte hastalık başladı. Bak. Evet bak diyorum ya torbasıyla mı uğraşayım? Esra Hanım biraz da bana kule verin ya. Aklını ikna etmeye mi uğraşayım? Yoksa fizik tedavisiyle mi uğraşayım? Hı. Ben o kadar yorgunum ki kadın beni bıraksın da bu çocuğumun babasına rahat bakayım. Ya. Rahat bakayım da bu adam da... Bu arada bu bir adam çocuğunuz var ama kaç çocuğunuz... Ben...
söyleyeceğim sana ciddi olaraktan. Söyle. Sana yemin ediyorum Allah'ıma peygamberime. Sen Allah'ım mı? Bu olay ortaya çıktıktan sonra adamım yatağından kalkıp karşıki çekyete kadar kendisi gidiyordu. Dünyanın günahları benim olsun ki adam moral bozukluğundan olduğu yere yığılıp kalıyor. Bugün fizikçi geldi dedi ki abla bu adama ne oldu? Bu niye geriledi? Dedim yavrum böyle böyle moral bozgunluğu bu adamı bitirdi dedim. Onun Allah kendi kendinden versin de benim adamıma da sebep olmasın. Benim çocuğumun babasına sebep olmasın. Ben kocam demiyorum. Kanunen ne gerekirse onu yapsın. Ben kanuna karşı değilim. Beni rahat bıraktın. Ben hastamı bakayım. Az bir dakika bir şey söyleyeyim. Yani benimle uğraşmasın. Peki Nermin Hanım ben bu sorunuzu anlattığını soracağım. Sonu var. Bu adam 14 ay önce hastalandı. Senin bu bu hastalık sürecinde tetikçi tutma hikayenle başlayan bu süreçte bu hastalığın bu kadar ilerlemesine sebep Ayşe'nin yaptıkları. Yeter artık diyorlar. Bak diyor. Esra fizik tedavi görüyordu o bile geriledi Ayşe, diyor. Esra Hanım tamam az bir dakika. Şimdi o kendini haklı çıkartmak için tamam şu anda eşim üzülebilir. Tamam ben bir şey demiyorum. O kendini haklı çıkartmak için o konuşmasını çok iyi biliyor. Yalanı çok iyi biliyor. Çünkü o zamanında 9 yaşında kızını sokakta bırakıp da benim 3 tane çocuklarımı çır çır çığırıştırdı. Kendi çocuklarını sokakta bırakıp da kendi kız çocuğunu benim çocuklarımı çığırıştırdı. Kendi sokakta bıraktı da geldi. Kendi abisi ne dedi biliyor musun onun için? Bizi de edepsiz bacımızı... ...vurunca babası çocuğuna çocuğuma iftira attı. Babası da ne dedi biliyor benim pislik. Çocuğumu sokakta bırakmadım. Şimdi 30 yıllık mevzudan. Dayı demek babak demektir. Senin... Dayı demek baba demektir. Benim tabii, çocuğumu tabii. Dayısı baktı. Baktı. Annenesi sokakta baktı. Bıraktın. Telefon attığında... Ya bak benim şimdi Ayşe abla senin bu kadar... hayatını kocan yıkmış. Şimdi senin hayatını yıktı. Sana zindan eden insanlardan uzaklaşmak bir seçimdir. Dersin ki ben bu insanların bana artık zarar vermesini engelliyorum. Ne bir başka kadınla rekabet ederim ne bu adamla beni sevmiyor ve başka bir kadınsa Allah çağrısına pazar versin dersin uzaklaşırsın. Sen bunu yapmıyorsun. Kocan sana boşanma davası açacağı zaman silahlar konuşuyor. Ya, ortada bir problem var. Onların düşüncesi. Sen onlara Esra Hanım inanma. Ben bak, inanmıyorum. Ben gerçek... Kandırdı. Şu anda seni de kandırdı güzelim. Ayşe Hanım beni kandırmadılar. Ben seni bir kandırdı. Kadın olarak bakıyorum. Hayır. Beni sevmeyen ve başka biriyle yaşayan bir kocayı elimde tutmaya çalışır mısınız ya? Nasıl seni de ya, kandırdı lanet gelsin mı? Size de aşkınızla benden uzak olun dersiniz anladın mı? Şimdi telefon attığında ihbar var. Yani... Kötü ilişkide kalmak da aslında insana en büyük zararı veriyor. Hadi onlar yasak ilişki yaşadılar, hatalılar. Sen bir süre sonra onların ilişkilerine dahil oluyorsun. Bak aldatılan olmuyorsun, 3 kişilik ilişki yaşamaya başlıyorsun. Hayır. Aslında kadınlar bazen bu hatayı burada yapıyor. Telefon hattındaki ihbarımızı alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi çalışmalar Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Kimin yakınısınız? İhbarınız kimle ilgili? Ben Ayşe Kaya'nın yakınıyım. Onunla akrabayım. Buyurun lütfen. Nermin Kaya ve Abdurrahman Kaya, Fahri Kaya'yı da yakinen tanıyoruz. Yani onlarla aynı köydeniz. Ayşe Hanım'ın anlatmış olduğu her şey asılsız. Zamanında yaşadığı ikili ilişkilerini bilmiyorum ama... Nermin Hanım hakkında, Abdurrahim Nisemiz hakkında, Fahri hakkında söylediği her şey yalan. Kesinlikle yani. Seni de kandırmış. Akıllım seni de kandırmış. Helal olsun. Eğer sesini kısacaksanız benim anlatacaklarım var. Dinle Ayşe. Şey konuşturmuyor. Evet buyurun. Yani olaylar üzerinden gidelim. Onlar annesi, kendisi Ayşe Hanım. Bir tane de kız kardeşi var. İki tane de erkek kardeşi var. Bunlar böyle kete halindeler. İnsanlar hakkında dedikodular çıkartır. İnsanlar hakkında yalan yanlış karalamalar yapıp. İnsanları tehdit edip. Yani bıçaklama, silahlama. Bizim hatta bir amcamız var. Onu kalbinden bıçakladılar. Safiye, önünü terk ettiler. Safiye, terbiyesiz, bıçakladılar. Terbiyesiz. Senin konuşmanı istemiyorum. Babanızı kaybettiniz. Babamı...
Senin... Terbiyesiz! Şşş. Babanızı öldürdünüz ya, babasını öldürdünüz ya bunlar. Bir saniye, senin öyle babanın... insanın konuşmasını istemiyorum ben. Hayır, senin babanın ölme sebebi nedir? Benim babamın ölme sebebi, benim annem babam ayrılmışlardı. Ve diğer kız kardeşi hepsi bir oldular. Anneme iftira attılar, ispatlayamadılar. Benim babama psikolojik baskı yaptılar. Benim babamı tehdit ettiler. Sokağa çıkamaz hale getirdiler. Sonra? Sonra benim babam da psikolojisi bozuldu. Sürekli işte bunların onu tehdit ettiğini falan bize söyledi. Biz bir türlü ama yardımcı olamadık. Çünkü bunlar herkese farklı farklı anlattılar. Babam öldükten sonra da babamın ölümüyle ilgili annemi erkek kardeşimi suçladılar. Zaten peki babanız anneyi öldürdü. Benim babam intihar ederek öldü. Kendi canına kıydı. Bu devletin hakimi var, savcısı var. Madem baba, annem öldürdü, kardeşim öldürdü de neden peki o zaman meydana çıkmadı? Yani bu devletin savcısı, hakimi aklı yok muydu? İntihar etmiş. İntihar etmesinde senin yani kardeşinin, annenin, babanın sorumlu olduğunu iddia ediyor. Ben size nefretle bakıyorum. Bir de gözleriyle görmüş gibi suçluyorlar. Sana nefretle bakıyorum. Bunlar yıllarca Esra Hanım, yıllarca insanlar hakkında asılsız konuştular. Benim erkek kardeşim de aslan gibi dışarıda geziyor. Annem de hayatına devam ediyor. Biz de ediyoruz. Bunlar bize yaşatmadıkları pislik, acı kalmadı. Herkes hakkında bu şekildeler. Yine bir amcamız vardı, onların kızları hakkında da asılsız dedikodular çıkarttılar. Bu dedikodular neyle ilgili? Atıyorum, pis evini temizlemiyor, bakmıyor mu? Yoksa hani genelde kadınları annesi başka biriyle, namusuyla mı vuruyorlar? Kadını daldan dala geziyordu annesi. Hadi yüz... İspatlayamadılar. Pislik! Evet. Babanın da psikolojisi bozuldu. Kendi canına mı kıydı? Ayşe Hanım'ın tetikçisinin babası da babamı tehdit etti. Ne diye? Ne diye? Yani küfürlü konuştu babamla. Hani bu işin sonu ölüm olur. Ya sizden gider ya bizden gider. Babamı bu şekilde tehdit ettiler. Bunlar yani şimdi böyle annenin babanı aldattığını iddia ediyorlar. Sonra babanı dolduruyorlar. Anneni vurman konusunda mı babanı dolduruyorlar? Hayır, babamı doldurmuyorlar. Babamı psikolojik baskı yapıyorlar. Bunu. Hani bu olayın üstünü kapatın, konuşmayın. Annem onlara hesap sordu çünkü. Madem böyle bir şey var, neden ispatlamıyorsunuz dediler. Hiçbir şekilde ispatlayamadılar. Evet. Bütün Bulancak biliyor bunu. Resim var, video var dediler. Hiçbirisini meydana çıkartamadılar. Sadece bir erkek kardeşimi, beni, annemi psikolojik baskı yaptılar. Bizi üzmekle yetindiler. Yoksa onların ne kadar pislik bir insan olduğunu bütün Bulancak biliyor. Yani annen olayın üzerine gitti. Madem bir ortaya bir laf attınız, bunu ispatlayacaksınız dedi. Evet. Senin yüzün olsa oraya çıkmazsın. Pislik. Devlete başvurdu anneme, ispat etsinler dedi. Hiçbir şekilde ispat edemediler. Peki babanın kendi hayatına son vermesi sizinle yaşarken mi oldu, onların yanında yaşarken mi oldu? Bizimle yaşarken oldu. Ya. Evet, bizimle yaşarken oldu. Çünkü benim babam son 3 ay benim yanımda kalıyordu. Buradan tüm Türkiye de duysun. Hı. Benim babamı benim yanımda bile bunlar aradılar. Sürekli tehdit ettiler. Kardeşimle tehdit ettiler. Tövbe. Annemle tehdit ettiler. Benim babam artık onlardan bıkmıştı yani, nefret etmişti. Siz niye şikayetçi olmadınız bu aileden? Kim tehdit etti? Kim? Açıklayın ismini tehdit. Olduk Hanımcığım, olduk. Olmaz mıyız? Ama Abdurrahim eniştemiz gibi. Aman çocuğuma bulaşmasınlar. Aman el duymasın. Hep babam böyle diyerek bizi susturmaya çalıştı. Ama artık herkes duysun. Hiç korkmuyorum. Çünkü bu devletin hakimi var, savcısı var, polisi var. Kaya'yı, Nermin Hanım'ı, bütün Bulancak herkes tanıyor. Çok kaliteli insanlar. Kesinlikle hiçbir şekilde de yalan söylemiyorlar. Sen kendi kalitene bak, kendi kalitene! Senin yuvan niye yıkıldı diye. Sen niye o zaman, o da senin ağzından atacak. Sen niye yıktı? Kocanı bak. O da sana der ki, kocanı niye elinde tutamadın, niye kaptırdın der. Bunun sonu yok. Hayır, zaten Esra Hanımcığım, yuvası falan beni ilgilendirmiyor. Anladım. Ama bunlar hep böyleler. Bütün insanların ocaklarını söndürüyorlar. İnsanlar hakkında asılsız suçlamalar yapıyorlar. Ondan sonra öldürdüğü kişiler, ölümüne sebep olduğu kişilerin cenazesine gelip gözyaşı döküyorlar. Bak çocuğum, anam yavrum, hep bu şekildeler. Nasıl, kim geldi cenazeye, kim geldi söyle. Gelir misin? Kim geldi? Ben geldim mi cenazeye? Gitmedin mi? Benim amcamı onun kişinin babası Dur. Bir dakika, o bıçaklama olayını. Sen cenazeye gitmedin mi? Ben cenazeye nasıl gideyim? Üzüntüden ağzım buraya geçti. Üzüntüden kardeş dayımın Peki, oğlu diye. Dayının oğlu öldü. Tabii. Üzüntüden ondan sonra birbirimize... Kadın bize... Ama normalde bizde cenazede ayılır bayılır ya, yani gidersin.
Üzül. Ama hiç... nasıl gideyim? Çünkü kadın bizi tehdit ediyor. Mezara ben gitmedin mi? Ben hiçbir şey söylemedim ki. Kardeşimle arasında bir mevzu anladım. Oldu. O da annesinden, yani dayının, o oğlunun, yeğenin oğlu. Diyeyim, dayının oğlu. Evet. Yeğeninin karısından korktuğun için cenazeye gidemedin. Benim annem öyle bir kadın ki, tüm bulanacak tanır benim annemi. Osmanlı kadını olduğu için benim annem. Anneni tanır, bana kim kim gidemediniz ki? Şey sizin taraftan kimler gidemedi? Sen gidemedin. Hiç kimse. Ne hiç kimse gelemedi. Hiç kimse gidemedi mi? Çünkü... Sizin hakkında. Lütfen az lütfen. Ben... Oturur musun? Sessiz lütfen. Otur. Oturur evet, musun? Evet, anladım. Bundan besleniyorlar. Bundan besleniyorlar. Anladım. Ben niçin bağlandım biliyor musunuz? Yani yüreğin yiyorsa o cümleyi burada kur. Ben o cenazeye giremediniz. Sizin aile giremedi cenazeye. Çünkü o adamın ölümüne siz sebep oldunuz. Evet. O kadın sizi görmek istemedi. Hayır, alakası yok. Evet. Benimle ilgili değil. Ben niye için bağlandım biliyor musunuz? Söyle. Bir de bu bıçaklama olayını anlatır mısın? Bak babam benim. Benim babam yıllarca bizi susturdu. Hani el duymasın. Aman şöyle olur, aman böyle olur. Aslan gibi erkek kardeşim var. Böyle şeylere bulaşmayın. Dedikodudur, günahtır, yazıktır dedi. Ben şu an için bağlandım. Yıllarca bize biz babam öldükten sonra benim 47 yaşındaki babamı toprağa soktular. Pis kelimeleriyle, asılsız iftiralarıyla, gözleriyle görmedikleri halde yalan yanlış seni konuştular. Seni babasız bıraktılar. Evet, beni babasız bıraktılar. Bizi bulancak bir insan içine çıkamaz hale getirdiler. Şimdi Allah'ın için... Teala onu anlattıklarıyla sınıyor. Senden için ne diyorlar biliyor musun? Babası... İnşallah. Ama tek diyeceğim şey Abdurrahim Kaya, Nermin Kaya ve Fahri Kaya bunların nasıl bir insan olduğunu ve Ayşe Kaya'nın çocukları da çok mükemmel insanlar. Bulancak da çok sevilen insanlar. Damadı olsun, oğlu olsun. Yani bu kadın ve bu kadının kardeş, iki tane kardeşi, bir tane kız kardeşi hepsi beraber olup bunlar çete yani. Bundan besleniyor. Bunlar ne cenazesi olur ne düğünü olur. İnsanların acısından beslenen insanlar bunlar. Sen, hiçbirisi sizi itibar sen etmeyin. Sen git de kendine bak, kendi ailene bak. Git de kendine. Elhamdülillah. Senin karşındaki yeğenin, senin ona şefkat göstermen gereken savaş halinde olman garip yok, değil mi? Yok, onlar şey yaparlar. Düşüşe bir tekne de onlar vurur. Dayımın oğlu üzüldü diye ben... Bir hafta 10 gün, 15 gün kendime gelemedim hasta olduğu diye. Anladım. Keşke cenazeyi cesaret edip cenazeye gitseydim. Esra Hanım'cığım şunu sorar mısınız? Evet. Şunu tabii. Söylüyorum size. Şunu sorar mısınız? Bir kadın ya da bir erkek kötü yola düşer, kötülük yapar. Evet. Bunlar bu bulancağım ya da bizim kuru sülalesinin namus bekçiliğini yapıyorlar. Onlara ne? Kim kimin bekçisi olabilir ki? Herkes senin kendi hayatından ben sorumlu. Senin halini göreceğim senin merak etme. Evet. Çünkü senin halini göreceğim. Sen o senin eşeğin ne kadar mükemmel bir insan... Sen o adamı bıraktın, sen ağzın var konuşuyorsun. Yalnız sen de bu arada sadece erkeklerden yanasın. Ben hediye de çalışıyor. Yani sadece erkeklerden yanasın. Esra Hanım düşünebiliyor musunuz? Benim evliliğime döndürdü çubuğu. Kendi hayır. Tamam hiç mevzumuz değil. Bir bıçaklanma olayından bahsediyordun. Esra Hanım dengesiz. Evet. Bıçaklanma olayından bahsediyordun. Dengesiz. Kim kimi bıçakladı? Onun tetikçisinin babası bizim amcamız. Amcamız İsmet Kuru hatta öldü şu an. Allah rahmet eylesin. Onu bıçakladılar, ölüme terk ettiler. Doktor %1 yaşar dediler. Bu insanlar, düşünün onun 3-2 tane çocuğu vardı. Hanım, bu çocuklar aynı şekilde yaşadılar. Bu şekilde yaşadı bu çocuklar ve bunlar utanmadan o adamın cenazesine gelip gözyaşı döktüler. İstanbul'da ikisi de içkici. Adamın içme, İsmet Kuru dedi. Kim bu içenler? İçme. Kardeşim de içiyor, öbürü de içiyor. Amcası kardeşim mi bıçakladı amcasını? Evet. Ama ona ağır sözler söylemiş. Peki, bilmiyorum artık. İkisi de alkol masasındaydı. Senin kardeşin amcasını bıçakladı. Amcasının oğlunu falan değildi. Yolda giderken adama ansızın bıçağı saplıyor. Ne alkol masası, adam fırından ekmekten geliyor. Arasında bir şey geçmiş onların, mevziye geçmiş. Mevziye geçmiş ama ben nereden bileyim? Diyor ki böyle beraber oturduğu bir insan değil, yoldan geçerken yapıyor. Öfke kontrolü var diyor. Teşekkür ediyorum yayına da bağlandığın için. Nermin Hanım eklemek istediklerini, söylemek istedikleriniz var mı? Telefon altındaki hanımefendi siz de çok gayet iyi tanıdınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu hanıma. Doğruları söyledi. Bir de şunu ifade edeceğim. Esra Hanımcığım. Ben eşimin sözünü tutmadım. Eşim bana evlendiğimiz bir günden beri şunu derdi. Nermin ne var? Bunları olduğun yere koyma. Bunlar kalleştir. Bunlar ekmeğini yer arkandan sana şunu söylerler. Bunları eve alma. Bunlara kapı açma. Yıllarca bunu dedi.
Ben bu eşimin sözünü tutmadığım için ona çok üzülüyorum. Adam demek ki bir şeyler biliyormuş. Adam çapkın da ama gerçekte her şeyleri biliyormuş. Pekala, otosuradır. Her şeyleri biliyormuş ama dediğim gibi çocukların hatırına ben bu yarayı, ben bu dertleri, ben bu çileleri çektim. Allah'ın almadığı canı kul alamaz. Çok şükür Rabbime. Allah'ım bana sağlık, sıhhat versin. Şu adamcağızı elimden geldiği kadar bakmayı düşünüyorum. Allah ama Allah. Hukuken kanunen güç, alması kuvvet versin. O zavallıya da üzülüyorum. Bu alsın baksın. Bu süre içerisinde adalet, kanun hepsini yaşadık. Benim eşimi daha fazla üzmesinin bir anlamı yok. Benim çocuğum babasını çok seviyor. Her türlü çok ben seviyor. Eşime bakarım. Gözüm benim gibi çocuğum, bakarım. Benim çocuğum babasını yaptırmadım. Canlı bağlantı için. Kalbimin bütünüyle dinle beni. Dinle beni. Kolumun yarısı yok ama kalbimin bütünlüğüyle ben onu bakarım. Sevgiyle, şefkatle ona yaklaşırım. Allah'ım bana güç verir. Kuvvet verir. Esra Hanımcığım. Efendim. Kolum tutmuyor. Gücüm yetmiyor. Kolum tutmuyor. Gücüm yetmiyor ama ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Tabureye çıkıyorum. Eşimi kucaklarımın arasına alıyorum. Bağrıma basıp yukarı çekiyorum. Çok şükür bana yardımcı oluyor. Allah'ıma binlerce şükür olsun. O kadın bu adamı rahat bıraksın. Çocuklarının başına dönsün. Anne gibi anne olsun, yazıklar olsun ona. Ben anne gibi anneyim, senden mi öğreneceğim anne? Peşinde. Senin gibi sokakta yazıklar bırakmadım olsun. Çocuklarımı. Yazıklar sokakta olsun. Bırakmadım çocuklarımı. Benim çocuklarımı diye günlükünü yapmayacağım. Benim çocuklarım var. Bugün Allah'a şükür. Onun suları da ayırmadım. Ayırmıyorum da. Ayırmıyorum da. Ayırmam da. Benim için hareketin ayrı bir yeri var. Beni kimse kandıramaz. Beni kandıramaz. Şu var, yetiştirilmiş çocuğa bakalım diye bir cümle var ya. Ben hep şuna inanırım. Sakın yanlış anlamasın babalar da. Anne evin içerisinde o kadar etkin ki, o kadar önemli bir yerde ki. Yani aslında sevgiyi de, nefreti de evet ailede öğreniyoruz ama en yakın temasta çocuklarla olan anne olduğu için çocuk paylaşmayı da, kıskanmayı da, sevmeyi de, sevilmeyi de, vermeyi de, almayı da en çok anneden öğreniyor. Bugüne baktığında hani çocuğu babanın yanında, senin evlatların, kız çocukların babasının yanında. O senden şunu istiyor, diyor ki bilemiyoruz Abdurrahim Bey'in ne kadar ömrü kaldı. Bu hastalık onun hayatını ne kadar etkileyecek bilemiyoruz. Ayşe'den beklediğim sadece kendi çocukları ve Abdurrahim için şefkat, iyilik ve yardım. Zaten bu sağlık durumundan dolayı zor durumdayız. Senden insanlık bekliyorlar. Senden kötü bir şey. Yani diyor ki onun çenesi, onun ağzı buraya getiren kendisi oldu. Benim evden uzaklaştırma aldılar. Ne için aldılar? Ben kimseden şikayetçi değilim ki. Bana ne dedi biliyor musun? Dur Nermin Hanım. Bir evet. Bir şey söyleyeyim. Oğlu bana kendisi bu lafı söyledi. Dedi ki sen dedi benim eşim dedi ki kamyonu satıp dedi büyük kızıma kamyonu satıp parasını annene vereceğim. Kızım söyle ben bunun videosunu kaybettim. Telefonumda duruyordu. Telefondan çıkartabiliyorsanız bu videoyu çıkartın benim telefondan. Tamam. O ses kayıtını bakın, ondan sonra benim yalan söylediğim doğru mu, yalan, onun yalan söylediği mi? Benim telefonda var onun ses kayıtı, çıkardım onu. O zaman bak bunun yalanını. Benim kızıma 3 sefer söylemiş. Annene kamyonu satıp vereceğim, kamyonu satıp. Telefonda o sesi bulun. Siz kamyonu şimdi kapıya dayandınız. Ondan sonra... Ayşe Hanım, kamyonu size versin. Siz bakar mısınız eşinize? Tabii bakarım, neden bakmıyorum? Kamyon karşılığı mı? Anlamadım ki. Hayır. Evet, kamyonu istiyor sanırım. Kamyonu isteyeyim ama avukat hanım şu anda kamyonu sizin üzerinize devrederse siz hasta bakımını üstlenecek misiniz? Tabii üstleneceğim. Şimdi bu evet üstleneceğim. Bakacağım yani. Yani söz veriyorum. Kamyon verilirse ben şu anda kirada kamyon oturuyorum. Karşılığı bakın bu konuda Fahri'nin de söyleyecek bir sözü var. O da gelsin. Ortada bir kamyon varmış. Abdurrahim Bey bu kamyonu Ayşe Hanım'a vereceğini söylemiş. Ayşe Hanım hatta bunu ispatlı olması için bir kayıt altına kayıt almış var. Ama kayıt telefon var. Bozulduğu için o kayıt silinmiş. Evet. Bu kamyon mevzu nedir Fahri Bey? Babanızın bir kamyonu var ve bunu Ayşe Hanım'a vermek istiyor. Siz mi engelliyorsunuz? Dinliyoruz sizi. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Biraz daha açıyı alalım Özkan. Heh, tamam. Esra Hanım bir de şunu söyleyeyim. Benim eşimim... Esra Hanım. Kamyon mevzunu bir konuşalım. Bunlar. Hem üstlerinden geldi açıldılar. Fahri.
Beni her şeyden men ettiler. Buyurun. Şeytanlık onlardayken şeytanlık. Konuşayım mı Esra Hanım? Tabii, İzin verecek mi acaba o kadın? Evet buyurun. Şeytanlar ikisi de... Ben 6 senedir esnaflık yapıyorum. 6 senedir ticaretle uğraşıyorum. Buyurun. Senin benim yesin. Olan bir ticari arabamı... Benim olan bir ticari arabamı... Babam sizce satıp bu kadını ev alır mıydı? Böyle bir kelime deme şansı var mı? Nasıl yok lan? Bu kamyon sizin kendi alın terinizle alınmış size ait bir şey mi? Evet. 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 Ben ticaretle uğraşıyorum. 6-7 senedir ticaretle uğraşıyorum. Araç alım satım, nakliye, aynı zamanda belediye personeliyim. Arada bana da söz hakkı evet. var. Bana da dur, söz hakkı vereceğim. Var. Araştırabilirsiniz Esra Hanım, bunu araştırabilirsiniz. Çok basit. Bu kamyonu almak için kredi mi çekti, evden mi, satın almayı nasıl yaptı, parayı kim verdi ki? Kredi. Bunun hepsi ortaya eşim, çıkar. Eşim, evet. Eşim aldı, eşim evet. aldı. Hiç evet. kusura evet. bakmasın. Evet, evet, evet. 5-6 daha evet. birazcık verdi. Babanız olmuş. Almış. O zaman da kredi çekmişliğim var. 30 bin lira çekmiş, kusura bakmasın. Babanız almış bu kamyonu. Esra Hanım. Tabii babası aldı. Peki Ayşe Hanım, bu kamyon olayını nasıl söyledi? Yani niye söylüyor, ortaya attı? Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Benim malımın hesabını yapmasın. Hukuken her yere başvurabilir. Eğer babamın hakkı olan bir şeyi varsa zaten alır. Hukuk var bu ülkede. Bravo. Tabii, hukuka tabii. başvurur. Alırsa alır. Benim aldığım adama sorabilirsiniz. Kredi çekmişliğim var. Yani altınlarım vardı, onları sattım bu zamanda. Gittim K belgesi aldım. Ticarethaneye, yani ticari... Ünvan aldım. Hepsini araştırabilirsiniz. Hepsini, her şeyi. Sen 5-6 sene çalışmayla. Kusura bakmayın da ben kendi çalıştığım parayı... 5-6 sene çalışmayla. Ben kendi çalıştığım parayı... Esra Hanım, Esra Hanım bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadın yıllarca çalışmamış, etmemiş. Ben kendi çalıştığımı kusura bakmasın da ona yedirmem. Ben kendi çalıştığımı kendim yemesini bilirim. Benim eşimin her sene bir ton fındık topluyor. O paralarla kızlarının bir ton, mal bir ton fındık var mı? Topluyor. Kızlarının durumu iyi mi? Eşinin, bir dakika. Eşinin, bir şey eşinin... Her sene bir ton fındık topluyor eşim. Bir dakika, 17 eşinin milyar neyi maaş varsa alıyor al, benim eşim. Beni ilgilendirmez. 17 milyar maaş alıyor benim senin eşim. Senin eşin milyar. Beni ilgilendirmez. Sen eşinin maaşını alabilirsin, eşini alabilirsin, eşinin malını alabilirsin. Benim malımı alamazsın. Eşinin tabii, her şeyini alabilirsin. Kaçırdım dedin. Köyde yeri varsa oluyor. Alabilirsin. Kaçırdım maaşı dedin, varsa kaçırdım alabilirsin. Dedin, kaçırdım ben dedin. Ben neyi kaçıracağım? Neyi kaçıracağım? Baskı yaptığınız adama ya, çok baskı var ya, hukuk, yaptınız. Hukuk, hukuk Ayşe, bir şey yok. Ayşe senin hakkını. Sen biliyorsun ya hukuk var ya. Senin hakkını 3 çocuğun niye savunmuyor? Niye şimdi mi savunmuyor? Şimdi sen Fahri ile hesaplaşıyorsun, onların bir çocuğu var. Bir dakika. Ama senin Abdurrahim'le evliliğinden 3 tane, 2 kızın 1 oğlun var. Benim... Senin kızların, senin oğlun, Esra Hanım. Senin hakkını niye savunmuyor? Benim oğlum... Bu diyor ki senin Azrail'in benim diyor. Benim babam eşime çocuklarıma dur senin bir dakika. Senin kızların dur. Niye senin hakkını savunmuyor? Bir dakika hakkımı savunmuyor mu? O kızlarım alt katı babası onlara verdi. Adli dengesi tamam değil ki neyini savunacak? Kızların aklı başında annesinin aklı başına değil. Tabii canım tabii tabii siz çok akıllısınız ben. Zaten siz beni saf yerine aldığınız için ben de buraya başvurdum. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Ama senin... Allah yedirmesin, Allah sizi. Allah'a şükür, Allah bize akıl verdi. Allah babanın karnından akar. Böyle bir program yapmıştık daha önceki yıllarda. Bak işte rengin belli senin. Kadınla beraber. Rengin de hani belli. Çocukları burada oturur. Kendi yüzüne bak, kendi yüzüne. Ayşe, senden bir şey rica edeceğim. Evlatların da şu koltuğa otursunlar, senin hakkını savunsunlar. Bir huzur ver be kadın. Ne yapsınlar? Şu koltuğa, biz daha önce oldu böyle. Anne geldi, anne mağdur ediliyor, baba başkalarıyla birlikte oluyor falan. Esra Hanım. Senin çocukların da yarın Esra gelsin, Hanım. Burada senin hakkını savunsun. Esra Hanım, benim kızımı birisi yurt dışında, beni babamı rezil edeceksin diye bana küfürler yağdırdı. Dedi ki babamı rezil etme, ailemizi rezil evet. etme anne dedi. Çünkü senin akli dengenin yerinde olmadığını biliyor kızcağız, ne yapsın? Gelmez. O zaten oğlum bunları buraya gelmez. Bunlar düşmancasına benim oğlumu babasına yaklaşılmaz analı oğlu. Bunlar şimdi tek ön safhaya geçti. Biz erkek kardeşine görüşüyor musun? Babama yaklaştı. Yaklaştığı an babamın kafasına teneke vurdu zaten. Doğru, darp etti babasını. Yaklaştı evet. Ne zaman? Çok güzel yaklaştı. Kimin yüzünden? Kimin sizin helal yüzünden? Helal olsun. Babana ne diyorsun? Helal ol. Yaklaştı ya yanıma. Ben yoktum ki orada. Orada ben yoktum yanıma. Ki. Ben benim bile yoktum. Benim oğlumu dışladı kadın. Kendi oğlum doğru ince Esra Hanım. Benim kendisi kadın, oğlum.
oğlumu dışladı. Esra Hanım, bu olay, evet. Bu olay fırında doğru. Oluyor. Ne zaman oluyor? Artık fırında oluyor. Biz... Allah'ım utan. Benim çocuğumu mağdur bıraktı. Benim çocuğumu babam düşürücü ne oldu? Babam da aldı, şikayetçi oldu. Senin erkek kardeşinin aran nasıl? O sizden bunları uzak anladığım kadarıyla. He, araştırabilirsiniz. Niye konuşmuyorsun? Andere Allah'a abi, yakın bana uzak. Anladım. He, ablalarınla... Tabii, tabii. İşine gelmeyi tabii. Ayşe Hanım, ablalarımla aramda sıkıntı yok. Ablalarımla aram iyi. Ablalarımla her şeyden aram kaçırdık her şeyi. Niye iyi? Ablana küfür etmedin mi sen? Ablana ne dedin? Aa, o he? Hani oğlu diyorsunuz ya. Evet. Ablana küfür etmedin mi? Küfürler yağdırdın ablana. Onunla nasıl aram iyi mi? Annemi vurmasına rağmen, bana o psikolojik şeyleri yaşatmasına rağmen benim aram iyiydi. Ben evet. Onları affettim, annemi vurdu. Normalde ben onlarla kan davalı olurdum. Ama evet. Bende merhamet var, bende iyilik var. Sende merhamet var, ben hepsini benim babamın kafasına tenekeyi vurup babamı darp edene kadar ben onunla iyiydim. Ama o günden sonra ben onu sildim. Kaç yıl oluyor bu olay gerçekleşen? Gayet de haklıyım bence. Mı? Esra Hanım, bu var ya babasına. Efendim, ne küfürler Esra yağdırdı. Babasına ne küfürler yağdırdı bu. Ben şşş, duydum. Tamam. Bu yalan 21. O yüzden mi babam bana ne Allah zaman? Razı olsun oğlum senden sen, diyor. Babanla az mı tartıştın? Babanla demir demire biliyorsun. Demirle doğdunuz, demirle. Demirle doğdunuz. Ne zaman oluyor olay? Ayşe Hanım ne olur. O da karşı geldi babasına. Çok karşı geldi. Bu olay babam hasta olmadan bir ay önce oldu. Yani 15 ay babamın önce. Babamın kalp krizi geçirmesinde belki de bu olayların etkisi vardır Esra Hanım. Adam tabii, kahrından tabii. Öldü. Baban iki utancından ve kahrından öldü. Ayşe bunların tek amacı tek. Zaten yalan bunlar. Bu kadın oraya geldi ya. Ne için yalan yani babam sinirlensin. Eşim 2 yıldan beri kanama yapıyor. Maaşı kalsın. Şubat ayında Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ayşe Hanım bir ceza aldı mı? Katılan sıfatıyla Nermin Hanım ve siz yer alıyorsunuz. Giresun 3 Asliye Ceza Mahkemesi'nde evet. Mahkeme görmüş ya annem ya. Sen ya Ayşe Hanım'la buradan bir ceza aldı mı Ayşe Hanım? Evet tamam, uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırma aldı bizden. Uzaklaştırma aldı tabii siz rol yapıyorsunuz. Sen bana demedin mi? Ceza olarak bir şey almadı. Ben ceza okudum yok. Şeyi ceza yani hakimin mahkeme sonucunu okudum. Hani tabii suçları bu, olmadığı için falan hepsi düşünülmüş. Benim ne suçum var? En sonunda mahkeme suçum masrafları yok, falan suçucum. Ona yüklenmiş. Avukat Hanım. Ya insan ilk başta bu 30 yıl bu olay hangi olay biliyor musunuz Hülya Hanım? Bir dakika dur. Evet. Ya o uzaklaştırmamış biz onu merak ediyorduk. Anlattı ya dün hastanede. Hani biz hastaneden dışarı çıkıyorduk. Bir dakika sırtımdan bana vereyim. Sırtımdan tamam. Beni tutmuştu. Dur bir dakika. O olay hani bizi evet. Tehdit. Şimdi insan bir şey bu yok. Olayda Ayşe'cim, Ayşe Kaya, başka. İki dakika şimdi mahkemeliksiniz. İnsan, Ayşe evet, Hanım nasıl mahkeme. Eve geliyor yani? Ben onu da anlamıyorum. İnsan siz... neden nefret ettiğini ben bunları... unutur. Yalan. Fahri, Hülya Hanım, Hülya insan niye nefret sadece. Ettiğini unutur. Buradaki nefret hep taze anladığım kadarıyla. Ama Esra Hanım... Siz hep onu dinliyorsunuz da bunun bana evet. Silah çektiğini neden sormuyorsunuz Yusuf Hanım? Lütfen ben bırakıyorum burayı. Sen onları savun, beni savunma. Tamam, tamam. Onları savun Esra Hanım. Seni kandırdı ya, helal olsun. Yalan makinesi kandırdı sizi. Esra Hanım, biz sizi de kandırdık. Evet. Biz o kadar kandırıkçı bir adamız ki sizi bile kandırabildik buradan. Silah mı çektiniz Ayşe Hanım'a? Esra Hanım, ne silahı Allah aşkına? Esra hastanedeyiz, Hanım. Odadayız. Kapı açık, hemşireler var. Tartışma bile tartışmadık. Bazıma hemşireleri sıktı. Çağırdım. Hemşireleri çağırdım. Dedim ki, hemşire hanım. Yok, ben bu kadın buraya geldi. Şey bakın babamın haline. Bazıma dayadı şuna. Ya hayatım bir saniye, diyeceğim. Çok özür dilerim. Ya bu kadını çıkartın tamam. Dedim. Getirdiğin evraklarda hep sanık olan sensin. Hiçbirinde ne tanık olmuşsun, ne müşteki olmuşsun. Ama araştıracaksınız lütfen. Ben onun hayatım, için geldim. Bu benim değil, bu mahkemenin işi. Hep sensin. Hep mağdur eden sensin. Ama bu bir tanesinde de ya. Ayşe Kaya mağdurdur demiyor. Esra bir tanesi... Şeytan. Şeytan nasıl fısıldıyor? Bak bak şeytana bak. Esra'nla konuşuyor. Kulaklığı çıkmış. Şeytanız bak. Şeytan. Şeytanlar bunların işi gücü şeytan. Adliyeyi de mi satın şeytanın aldılar? Şeytanın ileri gelir. Adliyeyi de mi kandırıyorlar? Adliyeyi mi kandırıyorlar mı? Yani şimdi... Hep... Ya bunlar tabii, şimdi tabii. Esra Hanım. Bunlar kim bunlar ya? Bunlarla kimse dans edemez. Yalan makinesi bunlar. Koca adliyede hakimler de mi dans edemez? Ama bu avukatla
ki sürekli avukata gidiyor. Ben ne yapsam, ne yapsam, ne etsin? Esra Hanım. Sürekli avukata gidiyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Avukata sürekli danışıyor. Ben avukatlar ne yapsam? Avukatlar ordusu nasıl mu var? Nasıl var? Var, şş, ordu, ordusu ordu var. Ha, ordu peki var. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Mahkemelik olacak olayı sen nasıl yaratıyorsun? Mesela tetikçi tutuyorsun, adama para veriyorsun, bana silah al diyorsun. Ya Esra Hanım. Bizim köyde gire mi var? Başaramadın. Elinde patladı hep. Fındık bahçesi var ya gire bir kalın ağzı. Ona yemlendi. O yüzden babasına, deliriyorsun. Biz ölmediğimiz inceleniyorsun şu anda. Babası haber gönderdi. Sen... beni bu duruma onlar getirdi diye Esra Hanım. Bir şey söyleyeceğim bak. Kadın onlar olarak, getirdi diye beni bu duruma. Esra Hanım. Sevdiğin insanı kaybetmek sana çok zor gelmiş. Evet. Ağır olmuş olabilir. Evet. Çocuklarının da babada büyümeyi tercih etmesi seni daha yalnızlaştırmış olabilir. Evet. Ama buralım, bu arada beni buralıma senin soktular de mi hayatında sana... ya Ayşe sen de yaşamına bak. Sen de hayatına bak. Git çalış kendi hayatını sürün. Dur, dur ben ya. Ben şu anda emekliyim. Herkes dedi. Herkes dedi. Ben şu anda. Nereden herkes dedi ama dinlemedi. Amaçlar farklı. Şükür olsun. Düşünceler ama, farklı. Emekliyim ama. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu yüreği farklı. Ben Ayşe beni de mi satın olan... aldılar? Beni de mi satın aldılar? Seni de satın aldılar. Gerçekten bravo yani. Çünkü onlar o derece insan. Esra Hanım. Ben sorayım da cevabı biliyorum. O derece, biliyorum. O derece. Onlar yalan makine... Tamam, yalan makinesi beni de aldı. Yani ilahi adalet diye bir durum var. Eninde sonunda tecelli ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz.